İyi günler değerli Ulusal Kanal izleyicileri. İyi akşamlar öncelikle. Özür dileyerek düzeltelim. Gündem özelde bugünkü konumuz Anayasa Mahkemesi'nin kararları ışığında Ergenekon davasında gelinen nokta ve bundan sonra nasıl bir süreç işlemesi gerektiği. Değerli konuklarımız var. Görüşlerini ve değerlendirmelerini bizlerle paylaşacaklar. Konuklarımıza merhaba diyerek başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Orhan Bursalı bizlerle beraber. Hoş geldiniz hocam. Aynı zamanda Ergenekon davasının avukatlarından Zeynep Küçük bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz de bir süre sonra programa katılarak bizlerle beraber olacak. O da değerlendirmelerini bizlerle paylaşacak. Hocam sizin değerlendirmelerinizi alarak başlayalım. Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor ve ardından tutukluluk talepleri reddediliyor. 5 yılı aşan kişiler için, gene tutuklu olan kişiler için. Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Bir de böyle bir kararın Ergenekon davasında hükmün açıklanmasına bir ay kala verilmiş olması bir tesadüf tesadüf mü? Onu soralım. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda kararı çok geç kalmış bir karar. Yani bildiğim kadarıyla uzun süredir üzerlerinde çalışıyorlardı. Ne kadar oldu bilmiyorum ama. Oldukça. Bunun içeride vicdanları madem ki böyle 10 yılı kaldırmıyordu ve 5 yılı indirmenin kendilerini rahatlatacağını düşünüyorlardı. Bunu bir an önce yapmalıydılar. Yani bunu aylar önce yapmalıydılar. Onu yapmıyorlar. Mahkemenin karar vereceği zamana, tarihe yakın bir süre içinde bunu açıklıyorlar. 5 Ağustos'ta bekleniyor. Bilmiyorum 5 Ağustos'ta açıklayacaklar mı yahut da bilahare izleyen günlerde mi açıklayacaklar? Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin en azından 5 Ağustos'u biraz dikkate alarak sanki bu kararı verdiği hesaplanabilir. Tabii ki bu hiçbir hukuk insanının vicdanına sığacak bir şey değil. Anayasa gibi yüksek bir yargı organı, Yargıtay gibi organlar aslında adaletin en son yapılan, aşağıda yapılan hataların giderilebileceği ve en adil bir kararın verilebileceği, yani yasalara uygun, hukuka uygun, insan haklarına uygun, bu sanıkların durumlarını göz önüne alan, bütün bunlara uygun bir karar verme, yapılan hataları telafi edici bir karar vermesi lazım. Hemen ve derhal vermesi gerekiyordu bunu. Burada geciktiler. Ama en sonunda verdiler böyle bir karar. Tabii ki bu kararı verdiler. Fakat mahkemelerde biz bu kararı tanımıyoruz dediler. Yani çok gayet açık ve seçik bu kararı tanımıyoruz dediler. Çünkü bu mahkemeler tabii ki, yani şunu da belirteyim. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç yine fazla uzatmadan bir soru üzerine de açıklama yaptı. Yani bunu 5 yıl bağlayıcı, yani bağlayıcı olduğuna dair verdikleri kararın altını çizen açıklamalarda bulundu. Ne dedi? Ya bunu mahkemeler durumu verdiğimiz bu karar çerçevesinde tahliye kararı verebilirler dedi. Şimdi bu kadar açık bir şey olamaz. Yani bir gerekçeli kararı bekliyor. Ötekilerin bir herhalde bir bahaneleri var. Ya yani gerekçeli bir kararı görmeden biz karar veremeyiz gibi böyle bir bahanenin altına yattıkları anlaşılıyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi Başkanı diyelim ki görevini yaptı. Şimdi fakat aşağıdaki mahkemelere sözünü dinletemiyor. Böyle bir şey olabilir mi diye soracaksınız. Ben olabilir diyeceğim. Olabilir. Çünkü bu mahkemeler Anayasa Mahkemesi, yani o yargı sisteminin içinde bir resmi mahkeme değiller. Onun için olabilir. Bunun ayrı bir grup, klik bunlar. Böyle bir tasfiye halinde. Bir şey. Hem tasfiye edilmiş, hem yasalarda olmayan bir mahkeme. Hem o var, hem de Anayasa Mahkemesi kararlarını bu açıdan da dinlemeyerek aslında kendilerinin bizim hukuk sisteminin, yargılama sisteminin, adalet sisteminin tamamen dışında bir mahkeme olduklarını gösteriyorlar. Ben bunu tamamen böyle değerlendiriyorum. Ben hukukçu değilim ama siyasi değerlendirmeler yapabilirim bu konuda. Bir baktığım zaman gerçekten de bu mahkemelerin tamamen bizim yargı sisteminin dışında hareket ettikleri çok açık ve seçik ve net bir şekilde. Zaten
Hiçbir zaman ben bu davaları hukuk olarak görmedim. Hukuki bir yargılama yok orada. Bu mahkemeler de hukuk mahkemeleri değil. Yani bunlar siyasal tribünler. Burada birisi al bunları yargıla diye önlerine koydu. Siyasi muarızlarını, düşmanlarını, rakiplerini her neyse kim de o sırada defterini kimlerin dürmek istiyorsa siyasi iktidar bu başsavcı aldı onların önüne koydu. Onlar da bunu yapıyorlar. Yani bunlara delil uydurun dediler, delil uydurdular. Bunların itirazlarını reddedin dediler, itirazlarını reddettiler. Bunların tahliyelerini reddedin dediler, tahliyelerini reddettiler. Zaten onu da emir de vermek gerekmiyor. Bunlar baştan kurgulanmış. Hani şeyler vardır, kurgularsın gittiği yere kadar gider. Bunların gittiği yer işte bu davaların sonudur. Zaten kaldırdılar şeyleri de. Yasadan kalktılar. Şimdi böyle bir durumda ben bir adalet falan yani adaletin ağzını ağzımıza alırsak hakaret etmiş oluruz o kavrama. Öyle bir şey yok. Ben onun yerine bir kavram arıyorum ama şimdi buradaki yani söylemek çok öyle şeyler söylemek olmaz. Doğru da bize de yakışmaz ayrıca ama adalet sözcüğünü ben çok fazla görüyorum. Bu konuda adaletsizlik gibi bir kavram bile ifade etmeye yetmiyor. Başka bir şeyler bulmak lazım. Şey böyle. Şimdi baktığınız zaman yani bu ne bekliyorsunuz? Ne bekleyeceğim buradaki balyoz davası. Balyoz davası çok sonra açıldı. Çok hızlı görüldü. Hepsine ağır cezalar verildi. Ortada hiçbir şey yok. Ne delil var ne bir şey var. Hepsi çürütülmüş ve lime lime edilmiş bir dava. Delil diye ortaya sürdükleri her şeyi paçavraya çevirmiş hukuk olarak. Avukatlara ben yani Zeynep Hanım da burada ben onlara hayranım hepsine. Çok güzel lime lime ettiler gerçekten. Dört koldan böyle. Yani tabii ki bir bakacaksınız onlar da görevlerini yapıyorlar. Şimdi ben o savunmaları yapar mıyım? Yapmak zorundasınız. Dosyaya girecek en azından. Yani fakat bunun bir hukuk şeyli doğru dürüst bir yargılama olmadığını bile bile bunlar yapılıyor. En büyük zul de odur. Çok güzel savunmaları yapıyorsunuz, her şeyi çürütüyorsunuz ama biliyorsunuz ki bundan bir sonuç çıkmaz. Ben bu savunmayı niye yapıyorum? Ama yapmak zorundasınız burada. Yani çünkü karşınızda ortaya koyduğunuz delil, kendi delilleriniz, İleri sürülen iddiaları tamamen bertaraf eden delilleriniz, savunmalarınız hiçbir tanesinin dikkate alınmayacağını biliyorsunuz. Çünkü burada bir hukuk işlemediği için çok özel hukuk işliyor, siyasal hukuk işliyor burada. Şimdi dedik ki balyoz bu şekilde. Balyozlar bunların hepsi bir. Buradan tek bir sıyıran o da TV davası oldu. O da çok büyük bir uluslararası baskı ve gazeteciler orada bulunması nedeniyle yani o dava çökertildi. Öyle görmek lazım. Burada ise ve en son bunları da Ergenekon'a bağlayacaklardı. Bir sürü bir yıl boyunca Ergenekon'a bağlama çabaları içinde oldular. Çabası içinde oldular. Fakat en sonunda onu da yapamadılar. Bağlayamadılar çünkü artık bunu da yaparsak herhalde biz cübbeleri atıp gitmemiz lazım diye düşünüyorlardı. Şimdi balyoz öyle cezalandı. Ergenekon daha kaç 5 yıldır sürüyor Ergenekon davası. Şimdi burada da tabii ki ceza verecekler. Ben tahliye beklemiyorum. Şimdi orada içeridekiler, arkadaşlar veyahut da sanıklar hepsi suçsuz bir sürü insan. Ben bile söyleyince tabii moralleri bozulacaktır ama biraz şey kötümser düşünmekte yarar vardır. Bir kötümser değil de bana göre ben kötümser düşünmüyorum. Realist düşünüyorum. Yani siyasal olarak tahlil ettiğim zaman bu mahkeme safahatları vesaire hepsini burada bir yargılamanın olmadığını, siyasal bir şey olduğunu dolayısıyla bunu mahkumiyet vermezlerse kendilerini ihanet ederler. Yani biz 5 yıldır kardeşim mahkeme tahliye vermedik. Onu vermedik, bunu vermedik. Şimdi tahliye mi vereceksin? Şimdi de şeyde. Dolayısıyla bu mahkumiyet verecekler. Ama umarım şöyle bir şey olabilir. Yani beklenti iyimser bir şey yaparsak yani insanlar uzun sürede 4-5 yıldır içerideler. Bir sürüsü zaten dışarıda içeride tutuksuz olarak yargılanıyorlar. Ben içeridekileri düşünerek inşallah umut ederim ki
Eğer kalplerinde bir parça insanlık ve bir sevgi kaldıysa, hangi neye inandıkları inanırlarsa inansınlar, oradan bir küçük bir kırıntı kaldıysa kararları verirler, hepsini de tahliye ederler. Umarım. Ama bunların kalpleri o kadar taş ki en ağır cezaları da verirler. Biz artık ellerimizi yıkadık, bitti. Topu da Yargıtay'a atarlar. Ne yaparsa onlar çözsün meseleyi diye deme olasılıkları da oldukça yüksek. Peki hocam, zaman zaman ziyarete gidiyorsunuz. Bugün Balbay'ı ziyaret ettim. En son ne zaman gittiniz ve içeridekilerin durumları nasıl, süreci nasıl görüyorlar? Şimdi ben tabii ki diğer tutukları bilemiyorum ama ben daha çok içeride Balbay'ı gördüm. Daha önce de ilk zamanlarda da gidiyordum. Oradaki işte bizim rektörlerimizi, onlarla da o şeylerde, görüşmelerde konuşma fırsatımız oluyordu. Şimdi Balbay'ın durumu iyi. Bugün her gittiğimde Balbay gayet diri bir insan. Yani Hepsi öyle olduğunu düşünüyorum. Ben de onları duruşma salonlarında görüyordum, onları orada. İşte uzaktan merhaba vesaire falan. Onlar da çok diri. Hiç bir tane omuzları çökmüş tek bir insan yoktu orada. Dimdik şeyde şey gibi ayaktalar ve bu aslında bu haklı olmanın, haksızlığa uğramanın diriliğidir. Evet. Bu insanı böyle tutar gerçekten. Yani siz zaten bir haksızlığa uğramışsınız. Orada kavgacı olacaksınız, ayakta, dimdik ayakta kalacaksınız ki suçsuz, bu suçsuzluğun da kanıtıdır aynı zamanda. Yani onların şeyi iyi, Mustafa'nın da durumu gayet iyi. Tabii hepsinin şeyleri var, beklentileri var. Mustafa mesela savunmasını kitaplaştırdı, kitap haline getirdi, onu tamamladı. Başka acaba yılda iki kez en azından kitap yazayım diye plan yapmıştı kendisine zaten. Biraz siyaset konuştuk, gelecek konuştuk, Cumhuriyet Halk Partisi konuştuk, biraz gazete konuştuk, etraf konuştuk, gezi konuştuk, sohbet ettik. Yani ben ona dışarıdan ona sordum, o nasıl görüyor, onu öğrendim. Böyle yani durumları ben genellikle iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu haksızlığa karşı gerçekten de herkesin dimdik ayakta kalması lazım. Peki hocam, teşekkür ediyoruz yorumlar için. Zeynep Hanım, sizinle devam edelim. Orhan hocamızın söylediği bir noktadan başlamak istiyorum. Savunma dava ilk başlarken, 2008 yılında ilk duruşmalarda, savunmalara başlarken, savunma yaparken Orhan hocanın söylediği gibi bir şey çıkmayacak yargısıyla mı savunmalara başladınız? Ve bugün geldiğimiz nokta nedir? Şimdi daha dün anneme aynı şey konusunda konuştuk. İlk iddianame elimize geldiğinde, ben kendi adıma söyleyeyim, ilk iddianame işte birkaç ay tutukluluktan sonra iddianameye kavuşmuştuk. O zaman iddianameyi ilk elime aldığımda çok büyük bir iştahla okumuştum. Ve çok büyük bir iştahla böyle gece gündüz çok az uyuyarak, çünkü kısa bir süre vardı duruşmaların başlamasına, çok az uyuyup çok çalışarak bir savunma hazırlama telaşı içerisindeydim. Çünkü savunmamın hukuki anlamda bir etkisinin ve bir sonucunun olabileceğini öngörüyordum. Öyle bir inanç vardı içimde. Tabii o da insana bir şey veriyor ve ben böyle çok yoğun bir çalışmayla savunma hazırladım. İşte hatta çok titizlendim falan. Şimdi geriye dönüp baktığım zaman o günlerde, yani 2008 yılından bahsediyorum, o titizliğime ve o kadar emeğime ve o kadar çabama acıyorum şu anda. Çünkü şu anda önümde bir de mütalaa var. O kadar 5 yıllık yargılamanın sonucunda ulaştığımız noktayı gösteren bir mütalaa var. Gördüm ki mütalaayı elime aldığımda dava heyet olarak, mahkeme olarak iddianameden bir adım öteye gitmemiş mütalaasında. Yani o bizim 5 yıllık çabamız, o iddianameye yaptığımız hazırlıklar, iddianame üzerinden yaptığımız bütün o çürütmeler, bütün delillendirmeler, bütün tanıklar, hepsi boşunaymış, beykuleymiş. Yani o 5 yıl aslında doldurulması gereken, takvimde doldurulması gereken bir süreymiş. Ve savcılar mütalaalarını getirip önümüze koyduklarında gördük ki yani iddianameden bir adım bile fazla yol alınamamış bu dosyada. Bizim açımızdan değil. Biz savunmanlar olarak çok yol aldık ve o iddianameyi biz zaten paçavraya çevirdik bu süre zarfında. Fakat İddia makamı hiç yol alamamış. Yani olduğu gibi, hatta
kopyalayıp yapıştırma suretiyle bir mütalaa çıktı karşımıza. Bugün de mütalaa için işte dediğim gibi çalışmamız gerekiyor. Ben hala mesela esas ilişkin savunmamın son şeklini veriyorum. Pazartesi günü itibariyle mahkemeye sunmayı düşünüyorum. Bir yandan mahkemeye onu sunmaya işte son şeklini vermeye uğraşıyorum. Öbür taraftan da müvekkilim bana diyor ki niye bu kadar yoruyorsun kendini? Yani hani bu kadar çırpınma diyor bana. Yani çırpınma artık, bu kadar çırpınma diyor. Yani ama bir hukukçu olarak bir yemin ettik. Orada da bir hukukçu olarak bulunuyoruz ve bir cübbe taşıyoruz. Benim için cübbem, her zaman söylüyorum. Bunu her zaman da söylemeye devam edeceğim. O cübbeyi taşıdığım sürece benim için çok kıymetli olacak. Ve elimden gelenin en iyisini yaptığımdan da emin olmak istiyorum. Bunu ben oradaki heyete, oradaki savcılara yapmıyorum. Tarihe not düşeceğiz biz orada. Yaptığımız her şey tarihe düşecek notlar olarak değerlendiriyorum. Onun için de çok çalışmaya devam edeceğiz ve inancımızı kaybetmeyeceğiz. Bir hukuka inancımızı kaybedersek ne yapacağız? Yani bir hukukçu olarak özellikle ne yapabilirim yani? Ben hukuka olan inancımı kaybedersem cübbemi çıkarıp gideyim bu memleketten, ne yapayım? Şeye devam etmek istiyorum. Anayasa Mahkemesi'nin kararının 5 Ağustos'a yakın bir tarihte gecikmeli olarak açıklanmasının tesadüf olmadığını düşünüyor Orhan Hoca. Bunun neden böyle bir yöntem izlenmiş olabilir? Neden bilinçli olarak bekletsinler ki bir verilecek karar aynı olduğu sürece neyi değiştirecek? Evet. Şimdi ben tamamen bunu duygularımla cevap vereceğim. Yani bildiğim hiçbir şey yok bu konuda. Bildiğim, duyduğum, birilerinden öğrendiğim hiçbir şey yok. Fakat içgüdülerim ve ben o duruşmaları sürekli takip eden biri olarak şöyle hissediyorum. Çok son dönemde kendilerinin dahi rahatsız olduğu bir hızla yol aldılar. Öyle ki o heyet bütün gün orada oturuyordu ve çarşambaları tek izin günleriydi. O çarşambaları dahi son dönemde duruşma yapmaya başladılar. Buradan zaten onların bir konuda çok sıkışmış olduklarını biz hissettik. Yani bir takvim vardı önlerinde ve bu takvimi yetiştirmek konusunda da son derece sıkışıklardı. İşte o sürelerin sınırlandırılması, en ufak bir 5 dakikalık bir oyalanmaya tahammülsüzlükleri, bir usule ilişkin söz almak isteyen avukatların yani 3 dakikalık usule ilişkin söz alma hakkını vermiyor olmaları. Çünkü o bile bizi yavaşlatır demeye başlamışlardı. Orada bir şeye yetişmeye çalıştıklarını anlamıştık zaten. Fakat adını koyamıyorduk. Neye yetişmeye çalışıyorlar? Yani bunun 10 gün, 15 gün gecikse ne olur? Yani bizim bütün taleplerimizi karşılasaydı eğer, kesintisiz savunma yapma ve süre sınırı olmadan savunma yapma talebimizi karşılamış olsaydı mahkeme, en fazla 15 gün gecikirdi. 15 gün daha atardı karar. Ha, şimdi bizi böyle sınırlandırdıktan sonra, böyle tam eli kulağına geldiğinde Anayasa Mahkemesi'nden böyle bir karar çıktığı zaman anlıyoruz ki o 15 günün çok önemi varmış. Mahkemenin bu kararı yetiştirmesi açısından. Çünkü 15 günle bu Anayasa Mahkemesi kararı, iptal kararını 15 günle uygulamamazlık edebiliyorlar. Duruşmalar şu anda devam ediyor olsaydı, karar 4 Temmuz'da çıktı. Bakın, Anayasa Mahkemesi kararı 4 Temmuz'da, iptal kararı 4 Temmuz. Bizim duruşmalarımızın bittiği tarih 21 Haziran. 15 gün var arada. O süre zarfında eğer o duruşmalar devam ediyor olsaydı, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına rağmen o sanıkların gözünün içine bakamayacaklarını düşünüyorum ben. Her gün duruşma yaparak. Ve oradaki infiali, kamuoyu baskısını göğüsleyemeyeceklerini düşünüyorum. Ve bunu öngördüler. Aslında Anayasa Mahkemesi'nden böyle bir karar çıkacağını biliyorlardı. Yani burada ne Anayasa Mahkemesi, benim şahsi kanaatim, burada dediğim gibi bildiğim hiçbir şey yok, sadece düşüncemi paylaşıyorum. Anayasa Mahkemesi de biliyor, hükümet de biliyor, mahkeme de biliyor. Bunların hepsi aslında birbirlerinin takviminden haberdar. Çünkü yargının yürütmeden ayrıl gitmesi gibi bir kavramı biz kaybettik Türkiye'de. Yok artık böyle bir şey. Bunu biz 2010'daki referandumla kaybettik zaten. Artık yürütme yargıyı tamamen kontrol altına almış vaziyette. Kendi talimatları doğrultusunda yönlendiriyor. Ve bunların hepsi danışıklı dövüş olarak devam ediyor. Yani Anayasa Mahkemesi de tamam artık bekleyemeyeceğim dedi belki de. Çıkarıyorum ben bu kararı. Çünkü o da
bir takım unsurlar tarafından bastırılıyor. Baskı altında, baskı görüyor. Ve çıkaracağım deyince, ya öyle bir, siz Orhan Bey o gün, o cuma günü oradaydınız biliyorsunuz. Tutuksuz sanıklar vardı. Tabii. Sıra bekleyen. Ve dinlemediler onu. Pazartesi gel diye benim yanımda söylediler. Evet. Tutuksuz sanık. Gönderdi tutuksuz sanığı. Savunma yap derken. Sen bugün sana sıra gelmiyor. Pazartesi günü gel savunma yap dediler sabahtan. Ve öğleden sonra ne oldu öğlen arasında? Nereden? Hangi haber geldi? Bilmiyoruz. Ne dediler? Bir heyet, bir sanığa seni pazartesi günü dinleyeceğim deyip ondan sonra çocuk mu kandırıyorsunuz siz ya? Ciddi bir iş yapıyorsunuz burada. Arkasından karar verebilir misiniz? Esas şey, duruşmayı nasıl bitirirsiniz? Yani hukuk oyuncak değil ki, böyle oynayamazsınız. İnsanların savunma hakkı ya. Savunma hakkıyla böyle oynanır mı? Ya ben savunma yapmak istiyorum diyen sanığın bile savunma yapmasına izin verilmedi diyorsunuz. Tabii ya kandırdılar ki buna ihtimal vermiyorum. Bir mahkeme bir sanığı kandırmaz. Yani oyalama, yani kelime bulamıyorum. Bunu ifade etmek için saygısızlık da etmek istemiyorum. Kelime bulamıyorum. Yani bana göre bir şey oldu. Peki ne değişecekti? Yani 5 Ağustos'tan sonra şu anda serbest bırakmaları gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karara göre hukuken serbest bırakılmaları gerekiyor. Evet. En güçlü tez bu şu anda. Hı hı. 5 Ağustos'tan sonra ne değişecek? Şimdi o zaman Anayasa Mahkemesi'nin 6 Ağustos'ta hüküm açıklandıktan sonra hukuki bir değişiklik olacak. Tabii olacak, tabii olacak. Orhan Bey de takip ediyordur, biliyordur. Genel olarak uygulamada şöyle bir içtihat yaratıldı. Anayasa Mahkemesi tarafından da bu ilke kararlarıyla benimsendi. İlk derece mahkemesindeki tutukluluk süresiyle Yargıtay ayağında geçen tutukluluk süresini birbirinden ayırdılar. Anayasa Mahkemesi bu ilkeyi benimsedi. Dedi ki ben de bakacağım işlerde bundan sonra Anayasa Mahkemesi insan temel hak ve özgürlüklere ilişkin bana gelen bireysel başvurularda bu iki kısmı, yani bir ilk derece mahkemesindeki tutukluluk süresiyle Yargıtay aşamasında geçecek tutukluk süresini birbirinden ayrı olarak değerlendireceğim dedi. Şimdi sayaç sıfırdan mı başlayacak? Evet, sıfırdan başlayacak. Şimdi muhtemelen bu son çıkan hükümetin 6,5 senelik tutukluluğun çok olduğuna ilişkin bir deklarasyonu var. Biliyorsunuz hani basında da gazetede de yer aldı. Şimdi öyle bir şey yapacaklar ki bizi oyalayacaklar 5 Ağustos'a kadar. Bakın zaten oyaladılar. 5 Ağustos'a hiçbir şey kalmadı ve biz hiçbir hukuk yolundan bir netice alamadık. Pazartesi günü itibariyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurularımızı yapacağız. 5 Ağustos itibariyle de artık top, o ateşten top, tutukluluğun 6,5 seneye varmış sanıklar var bu dosyada. 2007'nin Haziran ayında tutuklanmış sanıklar var bu dosyada. 6,5 sene. O topu, o ateşten topu Yargıtay'ın kucağına atacak. Tutuklulukta geçecek süre açısından. Ve sıfırlayacak. Kronometreyi sıfırlayacak. Yargıtay için yeni bir süreç başlamış olacak. Hükümet de, ben artık ona yasama demiyorum. Çünkü yasama tamamen hükümetin elinde. Öyle bir düzenleme yapacak ki, fakat acele etmeyecek. Bizim Yargıtay ayağımız başladıktan sonra yapacak bu düzenlemeyi. Meclis açıldıktan sonra Ekim ayında. Öyle bir düzenleme yapacak ki, diyecek ki ben ilk derece mahkemeleri açısından tutukluluk süresini 6 yıl belirliyorum. 6 yıldır. Fakat Yargıtay aşaması açısından buna ek tamamen şey yapıyorum. Yani ben kafamdan bir şey veriyorum, süre veriyorum. Yargıtay ayağında da 2 yıldır. İşte bu takdirde şu anda içeride 6,5 yıldır hali hazırda ilk derece mahkemesi yargılaması sırasında 6,5 yıldır yatan sanıkların bütün tahliye imkanlarını elinden almış olacak. Bu bir dolanma, yasayı dolanma. Yani şimdi çok özür dileyerek Orhan Bey bir şey söyleyeceğim. Anayasa Mahkemesi Başkanı diyorsunuz ki, dedi ki evet bu mahkemeler, ilk derece mahkemeleri tahliye kararı verebilir. Fakat o beyanın arkasında bir şey, bir de şu vardı. Onu dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Diyor ki biz telafisi imkansız olan durumlarda yürütmeyi durdurma veririz diyor. Şimdi bir Anayasa Mahkemesi Başkanı temel hak ve özgürlük kapsamında tutukluluğu değerlendirmiyorsa ve tutukluluk durumunu telafisi imkansız bir kayıp olarak görmüyorsa,
ve yürütmeyi durdurmayı vermeye değer bulmuyorsa, siz o zaman Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın bu beyanatını sadece topu ilk derece mahkemesine 13 ağır cezaya atılmış bir şey gibi görmez misiniz? Ya ilk derece mahkemesi tahliye edebilir. Edebilir değil. Siz orada Türkiye'nin en üst mahkemesinin başkanıysanız ve sizin kararlarınız bütün yargı mercilerini bağlıyorsa ve siz bu iddiadaysanız edebilir diyemezsiniz. Eder. Evet. Ve siz gerekirse tutukluluk temel hak ve özgürlüktür. Yani bunun daha ötesi yok. Bunun telafisi yok. Siz tutukluluğu nasıl telafi edebilirsiniz fazladan yatılmış bir günü? Fakat bu, size bir şey söyleyeyim. Aslında Anayasa Mahkemesi'nin başkanının bu açıklamasına bile gerek yok. Benim vicdanım iptal edilmiş bir yasa söz konusu. İsterse yürütmeyi 10 yıl durdursun. 10 yıl durdurma hakkı versin. Hiç umurumda değil. Sen bir yasayı iptal ettin. Bu yasa boşlukta değil, biliyorsunuz. Biliyorum canım, çünkü tabii. Oradaki 5 yıl, evet. 5 yıl zaten var bir yasa. İptal olunan 10 yıl. Dolayısıyla otomatik olarak Anayasa Mahkemesi hiçbir şey söylemese bile bunu... Örneği var. Refah Partisi'nin kapatılmasına ilişkin. Evet. Örneği o şekilde, var. O şekilde oldu. Gerekçe yayınlanmadan. Evet. O nedenle de Anayasa Mahkemesi başka ne derse önemli olan verdikleri karardır. Mutlaka. Evet. Mutlaka. Anayasa Mahkemesi'nin söylediği, başkanının söylediğiyle bağlı değiller. Ama Anayasa Mahkemesi'nin başkanı da şunu o beyanatın arkasına koyarak ikili bambaşka bir... Ben evet. Kendi adıma söylüyorum. Evet. Yani bunun telafisi imkansız durumlarda biz yürütmeyi durdurma kararı veririz demesi... Ama burada da telafisi imkansız bir durum var. Yani, tutukluluk. Evet. Siz bir neyi kişi bir gün olabilir başka? Telafisi imkansız. Şimdi şöyle mesela idamla ilgili bir hususu i̇dam kaldırdı. İdam yoktu cezalarımızda, idam kaldırılmadı yok. Farz edelim. Mesela hala idam var ve bir yargılama devam ediyor. Anayasa Mahkemesi de o idama ilişkin hükmü kaldırdı. O sırada yargılama devam evet. ederken, ama yürütmesini bir sene sonra erteledi. Siz o bir sene içerisinde o kişinin hakkında o kişiyi idam edebilir misiniz kesinleşti? Ya edemezsiniz. Ama burada idam yok vesaire falan. Şimdi reel duruma bakarsak biz telafisi imkansız durumlar için bunu veririz derken neyi kastetmiş olabilir? İdam falan hiçbir şey yok. Tutukluluk telafisi imkansız bir durum değil. Bence yani başka bir şey kalmıyor ki ortada. Yani ortada sanıklar için, mahkeme için başka bir durum yok. Tek bir şey var orada, tutukluluk. Telafisi imkansız bir durum. Sadece tutukluluk evet. durumudur orada. Başka bir şey yok orada. Ama o diyor ki ben onun içinde yürütmeyi durdurma evet. kararı vermedik diyor. Ama öyle diyor. Vermem gerek yoktu evet. diyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı henüz açıklamamasına ve bir yıllık süreye evet. Aslında dayandırıyor. Evet. Özel görevli 13. Ağır Ceza Mahkemesi evet. tahliyeleri reddederken evet. kararını. Şunu sormak isteyeceğim. Bir mahkemenin görüşünü resmi olarak, kendi resmi duyuru organı aracılığıyla internet sitesi veya benzer bir şekilde açıklaması onu bağlayıcı hale getirir mi? Bir içtihat oluşturur mu? Anayasa Mahkemesi için evet. Peki böyle bir durumda kanunla, şimdi kanun bir yıl sonra yürürlükten kalkacak deniyor ama Anayasa Mahkemesi bu kanunun... Kanun bir yıl sonra yürürlükten kalkacak demiyor aslında. Hükümete yeniden düzenleme için. yapma imkanını bir yıllık süre için tanıyor. Hükümet düzenleme yapmayabilir. Yani yürütme, hükümet demeyelim, yasama evet. hani ilkeler üzerinden konuşarak evet. yasamanın yapacağı meclis, iş bu. Meclis. Yasama buna ihtiyaç duymaz ve bu bir yılı kullanmaz. Yani bir yıl içerisinde bir düzenleme yapmaz. Ve mevcut kalan madde tutukluluğu karşılayacak bir madde. 5 yıllık bir süre öngörüyor. Bana göre 5 yıldır. Yürürlüğe girecek olan 5 yıldır hatta evet. orada. Bana göre 3 yıl. O konuda evet o konuda tartışma var. O konuda evet. ben bilemeyeceğim ama peki. en üst düzey orada 5 evet. yıl olarak yorum. Evet. Kötümser. Dolayısıyla onun yürürlüğe evet. girmesi lazım. Anayasayla kanun arasında bir çelişki ortaya çıkması durumunda. Zaten anayasa hakim neye göre hareket etmeli? Anayasa. Anayasa hiçbir kanun anayasa mahkemesinin görevi budur. Anayasaya aykırı olan kanunları denetler Anayasa Mahkemesi ve iptal bunun sonucudur. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararların sonucu anayasaya aykırı kanun maddelerinin iptalidir. Bir görevi de budur. Hani başka görevlerin yanında asli görevi budur. Şimdi bir ya anayasa bir ülkedeki en temel kuralla sizi bakar mısınız hükümet şimdi nasıl bir anayasayı değiştirme üzerinden yapılan tartışmalara bakın yani oradan bile
bir sonuç çıkartmak mümkün. Yani hiç bunları aslında bize bunları tartıştırıyorlar ve ben utanıyorum, üzülüyorum da. Bunları tartışmamamız lazım. Evet. Fakat hukuk olmadığı zaman, yani hukuk rafa kaldırıldı ve adalet duygularının hepsinin çöpe atıldığı bir durumda biz de bunları tartışmak durumundayız. Yani neleri tartışır vaziyete geldik? Şimdi buradaki zaten iki yıl önce bir söz konusuydu, anayasa değişikliğini istiyor, başkanlık sistemini istiyor vesaire falan. Bunu daha önce de yazdık biz, şimdi küt diye onu gündeme getirdiler. Ya bu milletvekillerinin, bu davaların halledilmesi istiyor musun? O zaman şu bizim başkanlık anayasasına yetki şey verirsiniz, destek verirsiniz. Verimize başkanlığı. Ondan sonra biz de bu işi hallederiz. Yani o anayasaya da bunu koyarız, işi çözer vesaire. Tam bir takas durumu orada. Yani bir şantaj aracı olarak mı kullanılıyor? Şantaj, tabii ki. Ama siyaset, yani bu AKP'nin bu konuya yaklaşımı tamamen böyle. Bunları esir olarak görüyorlar. Esirleriz elimize kardeşim. Takas öngörüyor. Bir şey bunları istiyorsan sen de bana bir şey vereceksin. Hukuk yok ortada. Yani yasalar masalar bunların elinde. Nasıl istersek öyle uygularız diyorlar. Biz böyle uydurduk kılıfına. Bunları attık içeri, cezayı da verdik. İstersek ağırlaştırılmış müebbet hapiste veririz. Ne istersek yaparız. Ama meseleyi çözmek istiyorsanız bize bir şey vermelisiniz. O vereceğiniz şey de değerli bir şey olması lazım. Yani başkanlık sistemi, anayasa, istediğimiz anayasayı onaylayacaksınız vesaire gibi böyle bir şantaj müessesi siyaset. Hukuk tamamen bir şantaj tartışmasının aleti haline dönüştü. Peki hocam, muhalefetin nasıl bir mücadele içinde olması lazım böyle bir durumda? Şimdi sediklerini vererek burada bir sonuç aldırmaya çalışmak kimsenin öyle bir şey düşündüğünü sanmıyorum. Zaten Mustafa'nın da açıklaması vardı. Şimdi demin ona bakıyordum. Şurada bizim gazetede onlar orada belirtiyor. Diğer gazeteler de vardı. Ama buradaki gayet net olarak bu böyle bir şey olamaz diyor. Hukukla, demokrasiyle, insan hak ve özgürlükler böyle bir takasa söz konusu olamaz. Özgürlükler, özgürlük dokunulmazlığı olan şeylerdir. Dolayısıyla yani içeridekilerin hiçbir tanesinin böyle bir takasa evet diyebilecekleri de, yani oradan bir ses duymak mümkün mü? Evet, şu anayasayı, istediği anayasayı yapın da bizi bırakın, bıraksınlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bu utanç verici bir şeydir. Yani aslında ben utanç verici bir şey, bunu kabul edip etmemeyi sanıklar açısından, tutuklar açısından söylemiyorum. Hükümet açısından, iktidar açısından söylüyorum, utanç verici bir şey. Böyle bir tartışmayı gündeme getirmek, yani utanılacak bir şeydir, yapılacak bir şey değil bu. Fakat Türkiye'de artık hiçbir şeye şaşırmıyoruz. Ben hiçbir şeye şaşırmıyorum. Çünkü bu iktidarda ben her şeyi bekleyen bir insanım. Bugüne kadar öyleydi. Fakat şu gizli, mesela yani siyasete girecek miyiz bilemiyorum ama geldiğimiz nokta artık ben şunu, yani bu hafta sonundaki yazıları bunun üzerine kuracağım zaten. Bu iktidarın artık istediği hiçbir şeyi yapamayacak bir iktidar haline geldiğini ben görüyorum. O layıklık, Türkiye daha iyiye gidecek. Yani kaçınılmaz bir şekilde Türkiye daha iyiye. Bir milat yaşadık. Bu miladın, ya bunun daha acıları olacak vesaire falan. O başka mesele ama bu iktidar şunu gördü. Ben bu ülkede istediğimi yaptıramam kardeşim. İstediğim düzeni kuramam ben. Faşizmi yerleştiremem ben. Diktatörlüğümü ilan edemem. Tek adam kestiğim bir kimse olamam ben. Bunu gördü. Bunu telaşı yaşıyor. Bunu aynı zamanda dünya da gösterdi kendisine. Şimdi bakıyoruz, uluslararası isimler, bunların hepsi çok önemli. Bilim dünyası ayağa kalktı. Hepsi çok önemli bilimler. Yani orada imzaların binlerce olması önemli değil. Fakat çok etkili imzaların, etkili bilim insanlarının, etkili sanat insanlarının, etkili politikacıların, etkili insan hakları savunucuların, bunların ortada olması çok önemli. Çünkü onların temsil gücü çok büyüktür. Binlerce, milyonlarca insanı temsilen konuşuyorlar onlar. Milyonlarca insan da onlara inanır. Dolayısıyla bizim bakıyoruz şimdi gaz diyorlar ki ya bizi ne yapmak istiyorlar falan. Hayır. Onları dikkat almak zorunda. Bir taraftan apansız bir şekilde dünya tarafından faşist diktatörlüklerinin yakalanmış olmasından dolayı büyük bir panik içindeler. Ya bu çok net bir şekilde ben bunu görüyorum. Dolayısıyla artık biz geldikleri
yapacakları zulüm, yani geldikleri nokta gelecek, pek yakın geleceğe baktığımız zaman bunların aslında planladıklarını, tasarladıkları Türkiye'yi asla kurulmayacakları noktaya geldiğimizi ve oradan yavaş yavaş normalize olacak Türkiye. Olmak zorunda zaten. Hani çizdiğiniz çerçeveden hükümetin elinin çok güçlü anlamda zayıfladığını ve güç kaybettiğini Türkiye'yi yönetmek şüphesiz konusunda sonucu çıkıyor. Peki böyle bir noktadayken hükümet siyasi bir davada, gene bir yıl önce Balyoz davasında olduğu gibi çok ağır mahkumiyet kararları verebilir mi? Böyle eli zayıflamış durumda böyle olması mümkün mü? İkili şey var burada. Buradaki bu mahkeme, bu kararları verebilir ve ağır gene verebilir. Hiç önemli değil şeyler. Bunlar verebilir. Çünkü süre gelen işte hükümetçilik mahkemeler verdi. İşte Yargıtay var mesela, onu diyorlar zaten. Bu mahkeme bu kararı, yine bu Ergenekon'la ilgili bu ağır cezaları verebilir. Umarım ki vermez. Umarım ki başlarına bu demokrasi taşı düşmüştür de biraz ayılmışlardır. Ama hiç öyle hiçbir beklentim yok. Ama bir insanın kalbinin bir tarafı, vicdanı, İnsanın hepsinin bir an önce dışarı çıkmasını arzuladığı için böyle konuşuyorum aynı zamanda. Çünkü o duygu hepimizde var. Ben de o duygunun bir parçasını içimde, yüreğimde taşıyorum. Bu bakımdan, ama o konuda bir beklentim yok. Bazı şeyleri verebilirler. Bak, şunları serbest bırakma olabilir vesaire falan. Umarım ki olur. İnşallah olur. Bunun ötesinde diyeceğim şu, yani bu iktidar Türkiye'nin en geri şeyleri, niye başını taşa vurdu? Çünkü en geri unsurlarıyla birleşti. Yani geleceği Türkiye'nin geleceğiyle birleşmedi. Bunun için kaldı orada. Başını taşa çarptığı yer Türkiye'nin geleceği, modern Türkiye'nin geleceği. Bu ölmekte olan, gerileyen, yok olmaya mahkum ilişkiler ve düşünceler, ideolojiler, bütün bunların içinde hapsoldu. Geldiği nokta Gezi Türkiye çapında bir direnişti. Direnen aslında geleceğin Türkiye'si. Geleceği kurmak isteyen, aydınlık bir Türkiye kurmak isteyenlerin direnişiydi bu. Bu bakımdan düşünüyorum ki bu hükümetin şeyi yok. Yani bu bir süre bu geçecek. Ama iktidarın atacağı her adım bundan sonra halkın aslında büyük gözetimi altına girmiştir diye düşünüyorum. Hocam peki hükümetin istediğini yapamayacağını anladı diyorsunuz hükümet. Bir yandan da şu vurgu çok yapıldı. Halk istediği zaman engel olabileceğini. O gündeme geldi. Anladı. Düne kadar yoktu. Gezi'yle beraber, evet. Gezi eylemleriyle beraber. Peki bunun sinir sürecine yansıması nasıl olur? Daha önce 13 Aralık ve 8 Nisan'da yüz binlerin Silivri cezaevinin önünde şehrin 90 metre dışına gitmesi. Şimdi oradaki arkadaşlar çağrı yaptılar. 5 Ağustos'ta halk gelsin diyor. Hepimiz gitmeliyiz. Yani çok net bir şekilde. Çünkü burada artık bu Silivri ile Gezi'nin hedefleri arasında çok büyük bir şey yok, bir farklılık yok. Aynı daha iyi bir hukuksuzluğa karşı yöneldi ve iktidarın şeyi tanımaz, yasa tanımaz, insan halkın iradesini tanımaz. Burada halk, ya kendi demokrasi aynı zamanda halkın kendi yönetimidir, kendi yönetimidir. Evet, sana bir yetki vermiştir ama halk oradadır ve işin içindedir. Her an için artık geldiğimiz noktada, dünyada demokrasinin geldiği katılımcılık vardır. Halkın müdahalesi vardır, referandumu vardır. Sürekli olarak demokrasi yaşanan, her gün yaşanan bir olaydır. Demokrasi, ben sana işte sandıkta oyunu aldım. Ben 4 yıl boyunca istediğimi yaparım. Bu değildir demokrasi. O bitti. O tarihin çöplüğünde o artık. Demokrasi artık Türkiye'de de böyle bir döneme girdiğimizi ben düşünüyorum. Demokrasi her gün yaşanan bir süreçtir. Öyle olmak zorundadır. Halk işin içinde olmalıdır. İktidar bir yasa yapmaya çalışıyor ya da bir uygulama, başka bir şey yapıyor. O konuda düşüncelerini belirtmek zorundadır. Sürekli olarak muhalefle, ya itiraz hakkıdır demokrasi her şeyden önce. Milletin itiraz hakkı.
Zaten itiraz hakkını tanımadığı ülkelerde demokrasi falan olmaz. Orada ancak otoriter ve diktatörlük rejimleri söz konusu olabilir. Bugün böyle bir duruma geldik. Bugün gittiyseniz görmüşsünüzdür. Bugün ben de kaleme uğradım karar almak için. Nasıl hummalı bir çalışma var şeyin etrafında, yargılamanın yapılacağı salonun etrafında. Nasıl bir tedbir alma telaşı, nasıl bir işte oralara kaynaklarla şeyleri sözde o bariyerleri kaynak, yani toprağa kaynak yapmaya çalışıyorlar falan. İnsanlar çalışıyor, 2 sıra yetmiyor, 3 sıra bariyer, 3 sıra yetmiyor, 4 sıra bariyer koymaya uğraşıyorlar oralara. Halkı kamu adına yaptıkları bir yargılamada oraya sokmamak için. Şimdi zaten bugün ben arabayla işte oraya doğru giderken o tabloyu gördüm ve kendi kendime ben çok üzülüyorum buna ya. Yani gerçekten bir hukukçu olarak bu benim içimi çok acıtıyor. Ya orada adil, kamu adına ve herkesi, kamuyu tatmin edecek, kamu vicdanını, bakın kamu vicdanı adına yaparsınız. Yani kamu vicdanı dediğimiz şey çok önemlidir yargılamada. Kamu vicdanı adına, kamu adına karar vereceğini iddia eden bir mahkeme var. Ve orada öyle bir panik havası var ki, verecekleri kararla ilgili olarak öyle bir endişeleri, öyle bir korkuları var ki, bir değil, iki değil, üç sıra bariyerle işte o kamu adına karar verecekleri kamuyu oraya yanaştırmamak için tedbir almaya çalışıyorlar. Yani siz halk adına karar veriyorsunuz. O halkı, hangi mahkeme salonu görülmüştür ki bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde? Bu şekilde parmaklıklar arkasına gizlenerek karar okusun. Böyle bir şey düşünebiliyor musunuz ya? Sadece başka hiçbir şey söylemeye gerek yok. Başka lafa gerek yok. Parmaklıkların arasına saklanarak, gizlenerek, bariyerlerin arkasında saklanarak bir mahkeme karar okumaya kalkıyorsa, bir mahkeme kendini bu duruma getirdiyse, bu vaziyete soktuysa, aslında o mahkemenin de suçu yok. O hükümetin, o mahkemeyi o hale getiren sistemin kendisini çok iyi sorgulaması lazım. Ben acıyorum hakimlere. Baylos kararını okurken o jandarma, Robocop jandarmaları dizdiler. Ne korkunçtu. Getirdiler. Ne korkunçtu. Ben o gün salondaydım. Balyoz kararının okunduğu gün salondaydım. Benim içim acıdı. Ve aynı şey şimdi bizim Ergenekon yargılaması sırasında da olacak. Aynı şeyleri yaşayacağız. Burada bırakın şeyleri, Robocop mudur işte onları. Bizim zaten avukatların önüne dizdiler sürekli. Yani yargılamanın son aşamasında biz Robocop tehdidiyle orada savunma yapmaya çalıştık. Ve saklana saklana kamu adına yargılama yapıyorum ve ben kamu adına karar veriyorum diyen bir heyetle karşı karşıya kalacağız biz. Tam şu noktada biraz da bu heyetin psikolojisini aslında konuşmak gerekiyor sanırım. 13 Aralık ve 8 Nisan buluşmalarının, sizin önündeki 100 binlerin heyete etkisi, oradaki duruşmalara etkisi neler olmuştu? Yani nasıl olmuştu? Ben biraz bunu aktarmanızı isteyeceğim izleyicilerimize. Oraya geliyoruz da ne oluyor? Siz 13 Aralık'ta orada mıydınız Orhan Bey? Soranlar da var. Hani o kalabalık yurttaş grubunun geldiği gün. Heyetin durumunu gördünüz mü? Siz sade vatandaş olarak gördünüz. Tabii. Ben de bir avukat olarak gördüm. Evet. Hani çok hırçınlaştılar. Bu hırçınlığın hani doğada bir karşılığı vardır biliyorsunuz. Yani köşeye sıkışmış olmanın verdiği bir hırçınlık vardı. O kadar hırçınlardı ki artık avukatları bir gibi düşman, karşı taraf, hasım gibi gördüler ve Robocop'ları ezmek için bizi susturup ezmek için bizi şiddetle, aynı bugün Gezi Parkı'nda hükümetin yaptığı şeyi, halka yaptığı şeyi, mahkeme heyeti o gün avukatlara yaptı. Şiddetle, ezerek, bastırarak susturma politikası. Aynı şey. Bir de mahkemeyi dikkat ederseniz kaçırdılar kentten. Yani evet. İstanbul'da yapılması gereken bir İstanbul yargılaması, İstanbul'un dışında, İstanbul'un bir ilçesi, fakat İstanbul'da da ilgisi olmayan, insanların asla ulaşamayacağı bir yere taşıdılar, Silivri. Gitmek bir saat sürüyor arabayla. Yani iyimser ifadeyle yollar açıksa bir saat sürüyor. Yollar kalabalıksa 1,5-2 saat sürüyor ve sıradan insanların da oraya atlayıp gitmeleri vesaire falan zor.
mümkün olduğu kadar halkın zor ulaşabileceği bir yere mahkemeyi kurdular. Orası büyük bir yargılama yerine dönüştü. Hapishane orada. Yargı, mahkemede, hapishanenin içinde. Bu da görülmüş bir şey değil. Hepsi orada. Ve böyle bir yargılama yöntemi. Bunun aslında Silivri'de bunu kurmalarının temel nedeni de yaptıkları haksızlıkları milletten mümkün olduğu kadar uzakta halletmek. Yani bu böyle bir amacı da var orada Silivri'nin. Şimdi burada şurada şeyde olsa, Çağlayan'da olsa. Ya Çağlayan'da olsa. Düşünün orada binlerce, her gün orası insanlarla, mahkemeyi izlemeye gelecek insanlarla dolu. Böyle bir yani orada da doğru dürüst böyle büyük bir haksız yargılama da yapamayacak duruma gelirlerdi. Onun için kaçırdılar oraya ve orayı tam bir koruma altına aldılar. Bazen jandarma bile sokmuyordu halkı. Tabii şeye. Sokmuyor hocam. Biz gazeteci olarak dolambaçlı yollardan o gün 13 şeyde, Aralık'ta dolambaçlı yollardan arkalardan böyle içerilere girebildik izinle vesaire. KCK ile aynı gün duruşmalarımızın olduğu zamanlar vardı. Ben evet. O aradaki muamele farkını görünce ben kendi adıma söyleyeyim, çok üzüldüm. Yani. Bazı yurttaşlar da kilometrelerce, yaklaşık 7 kilometrelik bir mesafeyi yanılmıyorsam yürüyerek gitmek zorunda kalmışlardı. 3 kilometre, 5 kilometre falan, yani oradaki yani birkaç kilometrelik bir yol insanlar yürüdü. Onlarla birlikte biz de yürüdük. Arabamızı işte otoyola bıraktık. Oralar bizi bıraktılar. Biz orada yürüdük. Çünkü büyük bir araba kuyruğu. Yani böyle yüzlerce, binlerce araba. Böyle evet. Bir durumda. Yani bu bile başlı başına hukuksuzluk, bana sorarsanız. Adil ve açık bir yargılama başından itibaren çiğnendi Silivri'de. Yani insanların ulaşamayacağı bir yere getirdiler onu. Oradan hapishaneden al, hapishanenin içindeki, mekanın içindeki Silivri'ye işte duruşma salonuna getir. Onları tekrar hapishaneye götür. Halk da oraya giremesin. Böyle bir toplama kampı gibi bir şey oldu. O kadar çok duydum ki buraya girilebiliyor muydu lafını. Ben evet. O kadar çok ilk gelenden duydum ki bunu 5 sene boyunca. Bu duruşmalara girmek serbest miydi? Bilsek daha önce gelirdik ve hemen arkasından da burası bir tiyatro mu lafını çok duydum. İlk seyredenlerden. Yorumlar için, değerlendirmeler için teşekkür edeceğim. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından 5 Ağustos'ta nelerin yaşanacağını ve 5 Ağustos'tan sonra Türkiye'yi nasıl bir sürecin beklediğini konuşmaya devam edeceğiz konuklarımızla beraber. Değerli izleyiciler, tekrar karşınızdayız aranın ardından. Orhan Hocam, sizinle başlamak istiyoruz ikinci bölüme. Biraz sonra sizi yolcu etmemiz gerekecek. O nedenle sizden başlayacağız. 5 Ağustos'ta duruşma salonunun içerisinde ne tür bir beklentimiz olduğunu konuştuk. Bir de salonun dışında neler bekliyoruz, çağrılar var ve bu Silivri'de oluşacak tablo Türkiye'nin gidişatını nasıl etkileyecek? Şimdi milletin oraya yığılması lazım. Yani Silivri'yi doldurması lazım. Önemli olan duruşma salonuna girmek değil tabii orada. Zaten duruşma salonuna herkesin girmesi mümkün değil. Kapasitesi sınırlı. Bunu dünyanın hiçbir yerinde de mümkün değil zaten. Bu kadar yüz binlerce insanın duruşmayı izlemesi. Dolayısıyla ama şu olabilir. Dışarıda izlermiş gibi binlerce insanın, on binlerce insanın duruşmayı izler gibi orada hazır da bulunması çok önemli bir şey. Gözlerimiz bu mahkemenin üzerinde, bu davanın üzerinde, burada yapılan haksızlıklar üzerinde. Biz bunun bu yargılamanın adil olmadığını, yasaların çiğnendiğini, çok özel bir siyasi yargılama yapıldığını biliyoruz. Bütün bu mesajları vermesi lazım insanların. Bunun için orada olması gerekiyor. Ben gideceğim. Ben herkese de söylüyorum, gidin diye. Bu bakımdan da milletvekillerinin hepsinin orada olması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin orada olması lazım.
Başka halk, zaten halk partiler biliyorum ki bütün işçi partisi, diğer gruplar vesaire falan hepsi bir çaba içinde. Geçmişte biz bunu gördük. Örgütleniyorlar, otobüsler vesaire falan, orada büyük bir yığılma oluyor. İnsanlar özel arabalarını atlayıp gidiyorlar. Böyle bir sürecin orada tekrar yaşayacağını, yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Ve yaşanacağını da umuyorum. Şey önemli, milletin haksızlığa karşı tepkisini bir şekilde dile getirilmesi çok önemli bir şey. Bunu özellikle de biz gezi sürecinde çok iyi yaşadık. Ve oradaki ruhun Silivri'ye de bulaşması lazım. Çünkü Silivri aslında gezinin hedeflerinden oradaki, yani çok farklı bir şey değil. Oradaki bir ağaç katliamı, Gezi Parkı'nın katliamı şeklinde başladı. Ama bir iktidarın topyekün yasa dışı, hukuk dışı şiddetine karşı Türkiye çapında bir direnişe yol açtı. Bu aslında tabii ki hükümetin o zamana kadar biriktirdiği bütün her şeye karşı bir direnişti bu. İnsanların kendilerine liderlik beklediği, liderlik yapılmasını beklediği ama yapamadığı bir müthiş bir kendiliğinden bir hareket olarak ortaya çıktı. Bu hareket aslında bu haksızlık Silivri'yi, işte demin konuşuyorduk ilk bölümde, milletin gözünden kaçırdılar ve uzak tuttular orada. Bunun öyle bir neticesi de oldu. Yani uzak tutmak mahkemeyi halk içinde, kent içinde konuşulmasını da engellemek amaçlıydı. Ben diyorum ki bu ruh bu mahkemeleri de kapsamalı. Bu ruh genişlemeli ve Silivri'yi de tartışmalı. Bir sürü insan Silivri'de neler olup bittiğinin farkında değil. Orada bir haksızlık olduğunu artık herkes biliyor. Haksızlık olduğunu biliyor. Ama oraya nasıl müdahale edeceğini falan bilmiyor. Ama bu bir fırsattır diye düşünüyorum. Ben bütün çapulculara da burada diyorum ki gözlerinizi Silivri'ye dikin. Oradaki haksızlıklara dikin. Bu insanlar orada 5 yıldır içeride hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunuyorlar. Dolayısıyla onların da, hepimizin, bütün Türkiye'nin kollarına ve bağırlarına açmalarına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani o Silivri 5 Ağustos önemli bir tarih. Zaten oradaki arkadaşlar da gelin halkı çağrı yaptılar. Onları yalnız bırakmamak gerekir ve bu haksızlığı, millet oraya yığılarak bu haksızlığın farkındayız. Biz bunu affetmeyeceğiz. Biz her şeyi biliyoruz. Sizleri gözlüyoruz. Bu mesajı vermesi gerekiyor ve Türkiye'nin bu mesaja şiddetle ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Sizi yolcu edeceğiz, evet. İzleyicilerimize son benim vapur kaçacak. Çok teşekkür varsa ederim. Size kolay gelsin. Sağ olun, size de. Sayın milletvekili, hoşça kalın siz de. İyi akşamlar. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı'ya çok teşekkür ediyoruz değerli görüşleri ve katkıları için. Ara sırasında yayınımıza katılan CHP milletvekilimiz Ali Özgündüz bizlerle birlikte, İstanbul milletvekilimiz. Hoş geldiniz Ali Bey yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar, sağ olun. Sizinle devam edelim. İlk bölümde Anayasa Mahkemesi'nin kararını ve Silivri cezaevinde reddedilen süreci konuştuk, Ergenekon tutukluları için. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki görüşleri nelerdir? Sizden o değerlendirmeleri alarak başlayalım öncelikle. Evet, bildiğiniz gibi Anayasa Mahkemesi terör suçları ile ilgili, daha doğrusu isnat edilen suç, efendim terörle mücadele kanunu kapsamındaki suçlar ise burada tutuklama süresinin 10 yıllık uygulanacağına ilişkin hükmü ölçüsüz ve uzun olarak gördüğü için o hükmü iptal etti. Bu bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurusu üzerine iptal edildi. Aslında bizim ceza usul kanunu der ki asıl tutuklama süresi, asıl mahkeme olan Asliyeceza Mahkemesi'ndeki asıl tutuklama süresi efendim bir yıldır. Bu en çok 6 ay uzatılabilir. Diğer maddede der ki işte terör suçlarında bu süre 2 yıldır. Bu 3 yıl kadar uzatılabilir.
Bu hüküm, yani terör suçlarının, daha doğrusu arıza mahkemesinin görevine giren suçlarda 2 yıldır, 3 yıl uzatılabilir hükmü, hukukçular arasında tartışmalıdır. Benim de katıldığım görüş, diyoruz ki asıl süre 2 yıldır. Birinci fıkradaki gibi düşünürsek 1/2 oranında uzatılır. Yani 1 yıl daha uzatılabilir. Dolayısıyla en fazla 3 yıl olur. Fakat Yargıtay dedi ki 2 yıldır artı 3 yıldır, yani 5 yıldır. Arıza mahkemesinin görevine giren suçlarda. Terör ve mücadele kanununun saydığı işte terör suçu dediğimiz suçlarda ise bu süre 2 kat uygulanır hükmü. Yani 5 yıl, dolayısıyla 2 kat 10 yıl. Bu hükmü Anayasa Mahkemesi iptal etti. Dolayısıyla şu andaki düzenleme en fazla arıza mahkemesinin görevine giren suçlarda 5 yıl. Fakat Anayasa Mahkemesi iptalle birlikte hükümete, daha doğrusu yasama organına 1 yıl süre tanıyarak bir düzenleme yap dedi. Anayasaya göre böyle bir yetkisi var Anayasa Mahkemesi'nin. Ancak en fazla 1 yıldır sonuna kadar bu süreyi tanıdı. Bu süreyi tanıdı. Şimdi bu süre sonunda, bu süre sonuna kadar beklenecek mi? Beklenmesi gerekir mi? Hayır, elbette ki hayır. Düne kadar AKP hükümet ne diyordu? Efendim işte biz ne yapalım? Yargı karar veriyor, bağımsız yargı böyle karar verdi diyordu. Topu güya tırnak içinde bağımsız yargıya atıyordu. Fakat şu anda yargı topu hükümete attı. Daha doğrusu parlamentoya attı. Düzenleme yap diyor bir yıl içinde. Bir yıl içinde düzenleme yapılmasa ne olacak? 5 yıl süre uygulanacak. Hükümete düşen görev şu anda... Ya kendisi hemen apar topar bir yasal düzenleme getirmek, bu uzun sürelerine son vermek, ya da bizim bu konuda teklifimiz var, en fazla 3 yıl olması yönünde, bizim teklifimizi genel kurula indirip bunun yasalaşmasını sağlamak. Ama hükümet bu konuda samimi değil. Ne yazık ki. Bu konu hükümetin samimiyeti açısından bir test mi olacak? Onu mu anlamak gerekiyor? Hükümet elbette ki. Yani hükümet çünkü düne kadar... Diyorduk ki biz efendim bu uzun tutukluk süresi insan haklarına aykırıdır, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırıdır. Yarın ülkemiz bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden mahkum olacak dediğimiz zaman hükümet diyordu ki ne yapalım efendim, işte yargı karar veriyor, ben bir şey yapamam. Şimdi aslında Anayasa Mahkemesi verdiği bu kararla hükümetin de elini rahatlattı. Daha doğrusu bu konuda çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan müracaatlar var. Dolayısıyla yarın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ülkemizdeki uzun tutukluk nedeniyle sözleşmenin 6. maddesinde tanımlanan adli yargılama hakkının ihlaline ilişkin bir mahkumiyet kararı çıkmaması için apar topar şu anda aslında Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı gereğince bir yasal düzenleme yapmak lazım. Çünkü bu uygulandığı anda büyük ihtimalle dostane çözümle oradaki müracaatlar da düşecek. Dolayısıyla ülkemizde mahkum edilmemiş olacak. Tabiri caizse yeniden bir sabıka almamış olacak. Hükümetin bunu, eğer gerçekten hükümet samimiyse, özellikle Sayın Başbakan İlker Başbuğ'la, Sayın Genelkurmay Başkanımızla ilgili söylediği, yani bana efendim kimse dedirtemez Genelkurmay Başkanı terör örgütü kurucusu yöneticisi, işte bunu diyenleri tarih affetmez. Eğer bu söyleminde samimiyse buyursun getirsin. Biz hatta meclis kapanmadan önce biliyorsun torba yasa geldi. 1 Temmuz'da meclis kapanması lazım. 12 Temmuz'a kadar bir torba kanun. İçine efendim 60 küsur madde yerleştirdiler. Her maddede A'dan Z'ye kadar fıkrası olan ucube bir torba kanun çıkardılar. Biz o aşamada da söyledik. Yani bu mu önemli, bu torba kanun mu önemli, yoksa şu anda insanların işte Silivri'deki özgürlüklerin kısıtlanması meselesi mi önemli, hastalıkların mı önemli, efendim oradaki zulüm mü önemli? Gelin bir an önce bunu getirin ve bunu düzeltelim. Fakat getirmedi. Hükümet bana göre stratejik olarak sonbaharda biraz da bu PKK ile yaptığı müzakere sonucu işte Anayasa Başbakan diyor ya 48 maddede anlaştık, hadi de onu da getirelim falan filan. Bununla ilgili bir pazarlık koz unsuru olarak bu konuyu kullanıp bizim belki de bu anayasa yapım sürecindeki direncimizi kırmaya dönük bir strateji gereği bunu bir koz olarak kullanabilir diye düşünüyorum. Evet, sohbetimize devam edeceğiz. İzleyicilerimizden gelen bazı sorular ve mesajlar var. İzin verirseniz onları okuyarak devam edelim. CHP'nin oyunun neden %40'lara çıkamadığını ve neden bir alternatif iktidar yaratamadığımızı soruyor bazı izleyicilerimiz. Memleketin bu duruma gelmesinin sorumlularından biri olarak da Haşim Kılıç'ı gösteriyor. Bursa'dan Elis Yılmaz isimli yurttaş.
Altan Engin Deniz her şeyin bağlı olduğu kişinin Tayyip Erdoğan olduğunu, onu sandığa gömmeden yargının bağımsız olamayacağını ifade etmiş. Tutuksuz yargılananlarla ilgili bir yorum yapabilir miyiz? Bir tutuklama kararı çıkar mı diye bir soru var izleyicilerimizden. Mahir Akkar. Hangi ilden olduğunu bilemiyoruz. Bizim dosyanın yakalama sonu. Kararı olur mu diye bir sorusu var. Sanırız kendisi de yargılanıyor. Bu iktidarın hukukla hiçbir ilgisi olmadığını ifade etmiş Ankara'dan Ömer Faruk Öz isimli izleyicilerimiz. Muhalefet partilerimiz niye seyirci kalıyorlar diye bir naçizane eleştirisi var. İzmir'den Canan Hanım, Başbakan'ın askere bu nefreti ve bu kininin altında neyin yattığını sormuş. Bursa'dan Mustafa Metin Sezgin, Zeynep Hanım'a bu etkili savunmalar için neden geç kaldınız? Daha büyük bir güç oluşturamaz mıydık en başından itibaren diye seslenmiş. Cevap hemen vereyim mi? Evet. Bu savunmalar, etkili savunmaları, yargılamaların, hani teşekkür ediyorum öncelikle etkili savunma dediği için yaptığımız savunmalara. Fakat bu sadece kamuoyuna yansımada biraz gecikti. Duruşmada bunlar 2009 yılından itibaren peyderpey, aşama aşama ve defaten dillendirildi. Gerek benim tarafımdan, gerek diğer sanık ve müdafiler tarafından. Yani bu son bir toparlama niteliğindeydi yapılan son sunum ve diğer sunumların bir özeti niteliğindeydi. O anlamda hani son dakika yetiştirilmiş bir savunma değil bu. Bu söylenenlerin hepsi mahkeme heyetinin gayet bilgisinde ve ilgisinde olması gereken hususların bir değerlenip toplanmasıydı sadece. Evet. Hadi sizinle devam edelim. Evet, şimdi tabii yine muhalefet neden seyirci kalıyor? Şimdi Zeynep Hanım'a yapılan eleştiri gibi bu savunmaları niye zamanda yapmadınız? Aslında işte yapılıyor. Savunma da başından beri Zeynep Hanım olsun, diğer avukatlar olsun, orada yargılanan sanıklar olsun çok ciddi, çok tarihsel savunmalar yapıyorlar. Ama bu kamuoyuna yansımıyor. Efendim, kimler veriyor Silivri yargılaması ile ilgili haberleri? Siz veriyorsunuz. Efendim, Başkent TV veriyor. Halk TV veriyor. Başka veren var mı? Yok. Gazete olarak Cumhuriyet veriyor. Efendim, Aydınlık veriyor. Sözcü veriyor. Yurt Gazetesi veriyor. Başka evet, veren veren yok. Yok. Dolayısıyla bizimki de aynı dert. Yani bizim muhalefet. Evet. Sözünüzü kesiyorum. Veriyorlar. Fakat öyle bir veriyorlar ki ben o haberi okuduğumda diyorum ki böyle mi olmuş diyorum. Değil ben mi? Duruşma salonundayken verdikleri haberi okuduğumda bambaşka bir yerde geçmiş bir hikayeymiş gibi okudum. Yalan, yanlış, manipüle edici haber. Çarpıtarak veriyorlar. Tabii ki. Dolayısıyla biz de şimdi muhalefet olarak da biz başından beri bu konuda en fazla yargı bağımsızlığı, hukuk devleti konusunda bağıran, çağıran, Silivri'de giden, gaz yiyen, duruşma salonunda işte Zeynep Hanım görüyor. Orada özellikle siz. Yani CHP grubu olarak gelip orada evet, didişen. Biziz ama ona rağmen halen sesimiz çıkmıyor. Daha ne yapalım? Ayrı mesele. Şimdi bakın, biz niye orayı önemsiyoruz? Orada yargılananlardan hiç kimseyi ben tanımam önceden. Ama ben bir hukukçuyum. Hukukçuluk namusu vardır. Yani hakkı savunmaktır hukukçuluk. Doğruyu savunmaktır. Bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde hak aramayı savunmaktır hukukçu olmak. Yani hukukçu olmak sadece hukuk fakültesi diplomasıyla olmaz. Hukukçuluk ciddi bir iştir. Hukukçuluk yani toplumun mürşidi olmak demektir. Bu anlayışla, bu mesleki namus gereği ben oraya gidiyorum. Ben eski bir Cumhuriyet savcısıyım. O kürsüden 3 sene önce ben o kürsüdeydim. Hayret ediyorum oradaki yargılamayı gördüğüm zaman. İsyan ediyorum. Hukuk adına utanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu şekilde mahkemeler eliyle ülkesine hizmet etmiş, hayatını bu ülkeye adamış insanlara yaptığı zulmü gördükçe utanıyorum. Yazıktır, günahtır. Bakın, zulüm varsa bir yerde orada hiçbir şeyden bahsedemezsiniz. Orada devlet yoktur. Hukuk eğer zulüm aracı olmuşsa, yani hakkın arandığı yer, adaletin arandığı yer, mahkemeler eğer zulüm aracı olmaya doğru gitmişse, dönüşmüşse orada devlet falan yoktur. Kimse kusura bakmasın. Orada devlet meşru değil. Devlet bir zorbalık olur o zaman. Yani devlet hukukla kurumsallaştığı zaman, adaleti esas aldığı zaman meşrudur. Hukuktan saptığı anda yargılamayı, kanunları, mahkemeleri zorbalık aracı, haksızlık aracı olarak kullandığı anda devlet bir çete olmuştur. Kimse kusura bakmasın. Öyle değil mi?
Yani adaletten sahip. Onun için %100. Diyoruz ki işte adalet devletin temelidir. Adaletin olmadığı yerde dinden de bahsedilemez, İslam'dan da bahsedilemez. Peki. İslam da hak ve adalet üzerindedir. Dolayısıyla bunun için vurguladım. İşte en çok işte Müslümanlık argümanını evet. kullanan bu Ramazan ayında onlar bilsin. Adalet yoksa İslam yoktur orada, din mi yoktur? Tam bu İslam'ın temeli de adalettir. Tam bu noktada bu zorbalığın içerisinden nasıl çıkacağız sorusu gündeme geliyor ve 5 Ağustos içinde ciddi bir çağrı var. Bu çağrılar bu zorbalıktan çıkış için bir belirleyici bir noktaya ulaşabilir mi? Evet, 5 Ağustos önemli. Bununla ilgili yarın biliyorsunuz İstanbul Barosu'nda da bir basın açıklaması olacak. Orada Cumhuriyet Halk Partisi de il başkanımız da orada olacak. Genel başkan yardımcımız orada olacak. Ben orada olacağım. Yine bildiğim kadarıyla İşçi Partisi ADD orada olacak. Ortak basın toplantısıyla 5 Ağustos'ta halkı Silivri'ye çağıracağız. Yine burada yandaş medya efendim iktidar demesin işte mahkemeye basmaya gidiyorlar falan. Hayır kardeşim. Biz orada bugün evrensel hukukunda bir ilkesi olan bizim anayasamızda da olan ceza usul kanunumuzda da olan duruşmaların aleniyet ilkesi gereği oradaki yapılan yargılamayı efendim izleyip yanlışları kamuoyuna aktarmak ya da doğruları kamuoyuna aktarmak için orada olacağız. İnsanlar da oraya gelsin. İnsanların hepsi duruşma salonuna girecek mi? Az önce Sayın Bursa'nın dediği gibi mümkün değil. Fiziki koşullar olarak mümkün değil. Ama orada insanlar nöbetleşe de olsa girip çıkacaklar. Yakınlarını görecekler. Efendim orada duruşma salonunu izleyenler dışarıdakilere olay aktaracak. O insanlar da gidecek bölgelerinde, alanlarında, mahallelerinde, efendim gazetelerinde, köşelerinde, internet sitesinde bunu yazacaklar, topluma yayacaklar. Neyi gördüksek onu yapacağız. Yalan yanlış değil. Duruşmalar alenidir. Bu evrensel bir hukuk kuralıdır. Yine bizim anayasamızda yazar, ceza usul kanunumuzda yazar. Niçin alenidir? Bunun felsefesi nedir? İnsanlar görsünler yargılamadaki koşulları. Orada bir tarafsız ve bağımsız bir mahkemede yargılama yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Buna hakemlik etsinler diye duruşmaların alenlik ilkesi getirmiştir. Dolayısıyla bu ülke gereği insanlar oraya gelecektir. Bir başka şey daha önemlidir. Bakın gezi olaylarıyla birlikte en çok da bu özel mahkemelere, özel yargılamalara karşı tepki vardı. Yani insanlar aslında izliyor, insanlar haksızlığı görüyor. Bir başka şey daha, o Silivri Mahkemesi aslında hükümetin kendi muhaliflerine karşı efendim işte sizi de aldırırım, sizi de tutuklarım, işte vatandaş da efendim korksun. Ya ben neyim ki işte devletin paşasını, genelkurmay başkanını, milletvekilini tutuklamış bu iktidar. Benim de başıma bir iş gelir diye bir korku düzeni yaratmak. Özellikle son 5 yılda. Bu hükümetin bir stratejisidir. AKP'nin stratejisidir. Böyle bir korku düzeni yaratmak. Nitekim halen devam ediyor. Aptalca bir şekilde devam ediyorlar. Dün yapılan TÜPRAŞ'a, Koç grubuna baskı. Gezi olaylarında divan oteli insani görevini yapıp yaralılara kapısını açtı diye. Halen onu yapmıyor. Ama o iş bitti. Gezi olaylarla o iş bitti. Aslında 29 Ekim'de başladı. Ulus'ta Cumhuriyet Meydanı'nın Cumhuriyet kutlamalarına karşı yasaklamaya karşı halkın reaksiyonu Ulus Meydanı'ndaki bariyerlerin yıkılmasıyla başladı. Daha sonra Silivri'de devam etti. Efendim 10 Kasım var öncesinde. Daha sonra Aralık Silivri. 13 Aralık. Efendim sonra Nisan. 8 Nisan. Ve ne oldu? Mayıs. 19 Mayıs Ankara. Ve 31 Mayıs efendim Gezi. Dolayısıyla halk bu işi açtı. O korku duvarını yıktı. İlk olarak 29 Ekim'de Ulus Meydanı'ndaki bariyerleri yıkmakla ki biz de oradaydık. Ön saftaydık. O bariyerleri yıkanlardan bir tanesi de benim. Ön saf. Orada yıkmaya başladık. Dolayısıyla korku düzeni de yıkıldı. Bu saatten sonra o korku düzeninin sembolü olan Silivri Mahkemesi'nde bir anlamı yok. Artık halk korkmuyor. Silivri'deki halk hayatını koymuş ortaya. Temel noktası korku bitti. Ortadan ve insanlar artık inanmıyor. Bakın kamuoyu araştırmalarında halkın %70'inden fazla Silivri yargılamasına inanmıyor artık. Başlangıçta inandırmışlardı da toplumun çoğunu. Şu anda inanmıyorlar artık. Artık Birleşmiş Milletler karar alıyor. Siz orada insan hakkı ihlali yapıyorsunuz diye. Düşünebiliyor musunuz? Bu iş bitmiştir, çökmüştür. Dolayısıyla insanlar gelsin orada. İnsanlar bağımsız, tarafsız, efendim adil bir yargılama istiyoruz. Bu dillerini, bu söylemlerini Silivri'de herkesin dünyanın gözü önünde dillendirsinler, tepki koysunlar. Oradaki masum, suçsuz yere tutuklanan, efendim tutsak edilen, cezalandırılan insanlara destek verdiklerini ortaya koysunlar. Niçin masum
diyorum. Çünkü yine hukukun evrensel bir ilkesidir. İnsanların suçu ispatlanıncaya kadar suçsuzdur kardeşim. Adil bir mahkeme tarafından. Suçu ispatlanıncaya kadar suçsuzdur bir defa. Nasıl bir mahkeme tarafından karar verildiği de çok önemli. Şimdi bakın, suçlu tabii diyen mahkemeye de bir bakacaksınız. Hayır, yani suçu ispatlanıncaya kadar. Evet. Şimdi onun da kamu vicdanında karşılık bulması lazım. Tarafsız ve bağımsız bir mahkeme tarafından. Evet. Biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Türkiye'nin de altında imzası olan sözleşmenin 6. maddesinde tanımlanan adil yargılama hakkı tarafsız ve bağımsız bir mahkeme önünde hak arama hürriyetini düzenler. Tarafsız ve bağımsız. Evet. Şimdi tarafsız ve bağımsız mıdır bu mahkeme? Yani ben tarafsız ve bağımsız olarak göremiyorum. Bir hukukçu olarak görmüyorum. 25 yıllık bir savcı olarak görmüyorum. Niçin görmüyorum? Önyargılı değilim. Oradaki yargılamayı gördüğüm için görmüyorum. Savunma hakkını ihlal eden bir mahkeme, savunma hakkına müdahale eden, savunma hakkına süre tanıyan, 10 dakikada, 15 dakikada, yarım saatte savunma yapacaksın diyerek müebbet hapis cezasıyla yargılanan insanlara süre tanıyan bir mahkemenin tarafsız ve bağımsız olduğunu hiçbir hukukçu söyleyemez. Hukuk fakültesi diploması sahibi demiyorum. Hukukçu diyorum. Hukukçuluk namusunu taşıyan hiç kimse söyleyemez. Siz insanları müebbet hapiste yargılıyorsunuz. Ondan sonra efendim yarım saatte savunma yat diyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Yani orada bir komedi var. Orada bir Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi bir mizansen var. Mahkemecilik oynanıyor aslında. Bu ben baştan beri de bunu söyledim. Ben gittim birkaç sefer gördüm. Sanıklara da, sanık vekillerine de söyledim. Zeynep Hanım da burada. Siz bu mahkemeye inanıyor musunuz dedim. Tarafsız, bağımsız, adil bir karar çıkacağından. Hayır, inanmıyoruz. O zaman niye savunma yapıyorsunuz bu mahkemeyi? Yani bırakın. Yani bir an önce kardeşim ne yapacaksanız yapın yani. Biz size güvenmiyoruz. Redde hakim talebinde bulunuyor. Reddediyor. Tanık gösteriyor. Tanık getiriyor. Duruşma salonuna tanık getiriyor. Yok dinlemiyorum. Usul kanuna aykırı olarak. Bu mahkemeden tarafsız, efendim adil bir karar çıkacağına inanıyor musunuz? İnanmıyorsunuz. Hiç inanmıyorum. Dolayısıyla ama meşrulaştırmamak lazım. Yani gidip orada kurbanlık koyun gibi başımı uzatıyorum ne yapacaksan yap demek de gerekmiyor. O konuda da bir görüş birliğine varılamadı. Belki o olsaydı bugün başka bir noktada olunurdu. İşte balyoz davasını gördük. Efendim işte şimdi Yargıtay'daki yargılama devam ediyor. Oradan umutluyum ben yalnız Yargıtay'dan. Niçin umutluyum? Bu ülkede halen hukukun H'si varsa, halen hukuka saygılı hakimler ki vardır meslektaşlarımız. Orada çünkü çok ağır hak ihlalleri yapılmıştır. Orada eksik soruşturma vardır. Esasa girilmeden o kararın bozulması lazım. %100. En baştan dönemin kuvvet komutanı, kara kuvvetleri komutanı efendim Aytaç Yalman, Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök dinlenmeden o karar verilemezdi. Dolayısıyla o karar bozulacak, gelecek. Silivri efendim 5 Ağustos'ta görülen Ergenekon davasında da umarım mahkeme balyozdaki gibi bir hata yapmaz. Savunmaya gereken savunma yapma imkanını tanır. Ondan sonra da bir kararını verir. Biz de takipçi olacağız. Yarınki o çağrıda da saat 14'te İstanbul Barosu'nun yapacağı basın toplantısında da biz de orada olacağız. Buradan da çağrımızı inleyelim. 5 Ağustos'ta Silivri'deyiz. Bu noktada Gezi direnişinden sıkça bahsediyoruz. O 29 Ekim'de başlayan halk hareketinin dalga dalga yükselmesinin bir neticesi şu an için zirve noktası olarak. Gezi Parkı eylemlerinin ardından da operasyonlar yapıldı, tutuklamalar oldu, tutuklama talepleri oldu. Şu anda Gezi Parkı tutuklularının veya Gezi Parkı nedeniyle, eylemleri nedeniyle gözaltına alınan insanların durumuyla bugüne kadar Ergenekon, Balyoz gibi özel görevli mahkemelerde görülen davalardaki yargılanan insanların durumları aynı görülebilir mi? Aynı zihniyetin ürünü. Yani aynı görülebilir mi? Evet aynı. Çünkü aynı mantığın, aynı hakim zihniyetin, aynı muktedirin tasarrufu bunlar. Yani ben Gezi Parkı eylemleri nedeniyle Türkiye'nin her yerinde, şimdi yine bugün 13 kişi, dün itibariyle 13 kişinin daha tutuklandığı konusunda Adana'da haberlerden takip ettim. Bu bir korku salma operasyonu. İşte bunu düğmesine, Türkiye'yi bir korku imparatorluğu haline getirmenin düğmesine Ergenekon operasyonu denen operasyonla basıldı. Hatırlarsanız işte bu 5 yıl önce, şimdi o korku üzerimizden atıldı genel olarak, vatandaş olarak, bir nebze biz hukukçular olarak da, biz de çünkü çok korktuk. Evet. Bu yargılamalar sırasında, bu savunmalar sırasında biz de kendimizle ilgili çok endişeler taşıdık. Şimdi bir nebze atıldı.
Ama bu korku imparatorluğunun yerleştirilmesinde Ergenekon ön ayak oldu. Bu operasyon ön ayak oldu. Kimse telefonlarla konuşamaz hale gelmişti. Sayın Milletvekilimin söylediği gibi aşama aşama, kademe kademe halk bunu üzerinden attı. Bu korkuyu üzerinden attı. En azından şunu gördü. Korkarak hiçbir yere varılamayacağını gördü. Korkunun düzen açısından, düzene uymak açısından kişileri, bireyi bir yere taşıyamayacağını gördü. Burada çok önemli aşamalardan bir tanesi de bence Sayın Milletvekilimin de söylediği gibi 13 Aralık'taki, özellikle 13 Aralık'ta, çünkü çok ciddi, yoğun bir müdahale olmuştu 13 Aralık'ta. 8 Nisan'da da en azından pek yaklaştırmamışlardı ama 13 Aralık öyleydi. Ve halk o müdahaleye rağmen orada direnerek, o soğukta direnerek, orada durarak bir şey olmayacağını gördü. Yani kendilerine bir şey yapılamayacağını ve o korku eşiğini o şekilde aştı. Sonra aşama aşama işte Aralık'tan sonraki işte ben Ankara'daki 19 Mayıs törenlerinde, zaten ben Ankara'da yapılan 19 Mayıs törenlerinde ben de oradaydım. O Anıtkabir'e yürüyüş sırasında içimden şöyle dedim. Bu iş bitti dedim. Hakikaten bana o duyguyu yaşattırdı 19 Mayıs törenleri. Çok genç bir nüfus vardı. Çok dinamikti. Ve Gezi Parkı'nda yapılan o dinamik patlamayı, aslında ışığını 19 Mayıs'ta Ankara'da gördük. Şimdi oraya neden Silivri'ye 5 Ağustos'ta gelinmeli? Oraya gelmek istiyorum. Orada duruşma izlemeye kimse gelmeyecek. Orada işte ya da işte salonda birilerini görmek için ya da duruşmaya tanıklık etmek için orada olmak değil maksat. Orada ben bireyim, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım, kamuyum ben. Burada benim adıma yargılama yapan mahkemeyi gözlüyorum, biliyorum ve ben buradayım. Ben halkım demek için orada olmak gerekiyor. Tıpkı Gezi direnişinde olduğu gibi, Gezi halkındaki, Gezi direnişi sırasında halkın bir araya gelmesiyle yarattığı o enerjinin aynı şekilde Silivri'ye taşınmasının bence Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu yargılama tarihe geçecek bir yargılama ve bence bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuka, cumhuriyete, laik sisteme inanan tüm vatandaşların oradaydım demesi çok önemli. Ben kendi adıma söylüyorum. Böyle bir durumda ben görevli olarak orada olacağım. Ama olmasam bile bundan 10 yıl sonra Türkiye bambaşka bir çehre kazandığında ben şahsen oradaydım demek isterim. O gün işte öyle bir gün olacak. 5 Ağustos günü ben oradaydım diyebilecekleri bir gün olacak. Memleketlerinin, geleceklerinin kurulmasında çok önemli bir faktör olarak, vatandaş olarak o gücünü hissetmesi ve hissettirmesi bence çok önemli. 5 Ağustos'ta oraya piknik yapmaya gelsinler. O geniş bir arazi. Hava da güzel olacak değil mi Sayın Vekilim? Evet, 8 Nisan evet. Ve 13 Aralık gibi de olmayacak. Evet, hava da çok güzel. Evet. Güneşli bir gün olacak muhtemelen. Gün de uzun. Evet, gün de uzun olacak. Orada bir şenlik olacak. Orada gene bir arada olalım. İftarlarını da orada açsınlar. İftar yeryüzü, yapalım. Yeryüzü sofrası, yeryüzü orada sofrası kurulsun. Evet, oraya. Evet. Yani orada o birlik ruhunu canlandıralım. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde, vatanımızda o birlik ruhunu kaybetmemiz için bu iktidar çok çalıştı. O birlik ruhunu bozduğu sürece de güçlü kaldı. Birlik ruhunun bozulması onların gücünün şeyiydi. Temeli oydu. O birlik gücünü, o birlik ruhunu biz Silivri'de tekrar oluşturabiliriz ve gösterebiliriz. Bunu sadece mahkeme heyetine değil, mahkeme heyeti de bana göre bir de şu boyutu var. Kayıtsız kalamaz. Hala onlar da, o kürsüde oturan insanlar da hukukçu. Onların da içinde vicdan var. Onlar da hukuk adamı. Ve orada o halkın o etkisi, o coşkusu mutlaka, ben mahkeme heyeti üzerinde de olumlu, hakikaten buna inanıyorum. Çünkü ben hukuk vicdanının yani bu kadar kolay kaybedilmeyeceğine, bu kadar kolay bir kenara itilemeyeceğine, adalet duygusunun, bizim içimize yerleştirilmiş duygudur bu. Yani adalet duygusu çok önemli bir duygudur. Bu kadar kolay harcanmaz adalet duygusu. Bunu da
orada yüz binlerin, on binlerin buluşması ve o enerjiyi ortaya çıkarmasının ben her anlamda çok olumlu sonuçlarının olacağını düşünüyorum. Hem Silivri yargılamalarında hem de Türkiye'nin bu birlik ve beraberlik mesajında çok önemli. Her görüşten olan herkese tıpkı Gezi'de yapılan o birliktelik gibi, o direniş gibi Silivri'de olması gerektiğini düşünüyorum. Ben orada olacağım. Ben eğer avukat olmasaydım gene de orada olurdum. Herkesin de orada olması gerektiğini bir vatandaşlık hakkı ve görevi olarak değerlendiriyorum. Evet, bir yandan çağrılar yapıyor. Peki halk bu konuda ne düşünüyor? Ona biraz izleyicilerimizden gelen mesajlarla kulak verelim. Fuat Petek isimli yurttaşımız, mahkemeler yargılarını Türk milleti adına yaptıklarını söylüyorlar. 5 Ağustos'ta denetlemeye gideceğiz. Bakalım çok nasıl yapıyorlar. Ne mutlu. Millet işte, olarak evet. Denetime geleceğiz çok diye çok güzel, göndermiş evet. mesajını. Bilecik'ten İsmail Kayan isimli yurttaşımız Zeynep Hanım'a Bilecik'ten çok büyük destek olduğunu ifade etmiş. Çok teşekkür ediyorum hemşerilerime. Bilecik'in köyleri toplu olarak 5 Ağustos'ta Silivri'de olacak. Hepsini Hasan bekliyorum. Dere köyünden gelmiş mesaj. Çok onda güzel, iletelim. Çok güzel. Ali isimli yurttaşımız soyadını esirgemiş bizden şimdilik. Ulusalcı olarak kaydetmiş soyadını. 5 Ağustos'ta Silivri'de izliyor. Berkay Bey de sansürsüz ve doğru yayınlar olduğu sürece biz de ona destek olmak için 5 Ağustos'ta Silivri'de olacağız diyor. Onu iletmiş olalım. İlginç bir mesajımız var. Adaletin lokomotifi Recep Tayyip Bey Başbakanımız, vagonları bu hakim ve savcılar olursa bu trenden ancak kara tren olur. Bir şey beklenmez. Önüne set çekmeye Silivri'ye gideceğiz diye iletmiş mesajlarını. Antalya'dan Nurettin Kocabıyık'ta, vatanseverleri yargılayan adalet mülkün temeli olamaz. Karanlık pis kokuların önüne karşı durmaya gideceğiz demiş. İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek'in danışmanlarından Cemalettin Korkut Kurmay Albayımızın bir mesajı var. Suçsuzluğu kanıtlanmış insanları içeride tutuyorlar. Buna karşı isyan ediyoruz demiş Silivri'ye çağırırken. Suçun kanıtlanmasından ziyade suçsuzluğun kanıtlanmasına yapılmış bir vurgu. Fahrettin Konacık isimli yurttaşımız Erdoğan her gün alanlarda CHP mitingler yapmayı planlıyor mu diye sormuş. 5 Ağustos'ta sanırım CHP'de oradaki bileşenlerin bir parçası olacağını duyurmuştu Ali Bey, burada bir sayın milletvekilimiz. Onu aktarmış olalım. Silivri'de duruşma salonunda savunma yapmıyoruz, çekiliyoruz deseler mahkemenin seyri ne olur? Zeynep Hanım'a bir soru olarak gelmiş ama savunmalar bitti. Artık kararın açıklanması fakat bekleniyor. Fakat savunmalar bitti deniyor da bir son gün, bir ertesi duruşma için çağırdıkları sanıklar var. Bir dahaki celse gel savunma yap diye. Sonradan da duruşma bitti. Şimdi sayın vekilim yani dedi ki bugün gelme, bir dahaki evet. celse gel. Gelecek celse gelecek o sanıklar yani savunma yapmak için. Hı. 50 küsur sanık var böyle. Evet. Yani onun için bitti de dememiz şu anda aslında yani. Pek de yani hukuki değil aslında işin aslına bakarsanız. Hiç savunma hakkı tanınmamış. Hukuksal konuşursak evet. tabii çok şey tabii. var da ama öyle, ben tabii. karar vereceğim dedikten sonra evet. yapacak bir şey yok. Bitti tabii. dersen bitmiştir diye. Evet yani. Ali Kıran baş kesen. Bir güzel haberle devam edelim. Bir haberi duyurmuş olalım izleyicilerimize. Bir yandan da bugün Gezi Parkı ile ilgili Ankara'daki soruşturmada tutuklu olarak soruşturmanın tamamlanmasını bekleyen 8 yurttaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ya, ve tahliye işte, edildi. Buna sevindiriyorlar. Hiç tutuklanmaması oldu. Gereken tabii, hepimize aynı tabii, psikolojiyi yerleştirdiler. Tabii. Hiç tutuklanmaması gereken insanları tutukluyorlar. Sonra da onlar serbest bırakılıyor. Aslında bir şeyin hatadan dönülme bu. Diyoruz ki adalet işliyor, yaşasın. Halbuki onun tutuklanması yani gözaltına alınması bile yanlış. Ha işte onu yani. Söylüyorum. Yani hepimize bu algıda böyle bir yanılgıya sebep olacak şeyler yapılıyor. Evet. 5 Ağustos'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Silivri'de olacak mı? İzleyicilerimizden gelen sorulardan biri de bu. Onlar adına size yöneltmiş olalım. Efendim Genel Başkanımız tabii daha önce gitti Silivri'ye biliyorsunuz. Silivri'de de açıklama yaptı. Evet. Bu mahkeme değil, çadır tiyatrosudur dedi.
O açıklamasından dolayı da savcılar hemen harekete geçti ve genel başkanımız hakkında fezleke düzenlendi. Şu anda fezleke mecliste. Onun üzerine de biz Cumhuriyet Halk Partili tüm milletvekilleri genel başkanımızın yaptığı açıklamayı aynen tekrar ettik grupta. Ve gittik meclis başkanına da bizim hakkımızda da şeyleri kaldırın, dokunulmazlıkları. Biz yargılanmak istiyoruz. Zaten biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri sadece yasama faaliyetleriyle ilgili dokunulmazlık olsun. Onun dışındaki faaliyetlerden dolayı milletvekili niye dokunulmaz olmasın? Millete dokunuluyor da vekiline niye dokunulmasın diyeniz. Bunu savunuyoruz. Dokunulmazlıklara da karşıyız. Bunu da bu vesileyle söyleyeyim. Ya adam yolsuzluk, hırsızlık, zimmet, ihtilas, kalpazanlık, 50 tane sahtecilik suçu var. Beyefendi milletvekili dokunulmazlığına sığınacak. Böyle bir saçmalık olmaz. Yani kürsüdeki, oradaki yasama organı içindeki faaliyetlerinden dolayı dokunulmazlık olsun. Ki özgürce fikrini ifade edebilsin diye. O gerekiyor. Yani medeni batı toplumlarında olduğu gibi. Ama dışarıdaki insanın işlediği suçlardan dolayı dokunulmazlığı kabul edilemez. Dolayısıyla genel başkanımız 5 Ağustos'ta orada olur mu bilemiyorum tabii programını şu anda. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi orada olacaktır. Daha önce biz genel başkan yardımcılarımız, grup başkan vekillerimiz, 50'ye yakın milletvekilleri de oradaydık. Cumhuriyet Halk Partisi parti olarak orada zaten. İzlemek zorundadır. Oradaki hukuksuzluğu kamuoyuna, dünyaya da duyurmak görevimizdir. Biz çünkü ana muhalefet partisiyiz. Ana muhalefet partisi iktidarı denetleyen bir organdır. Biliyorsunuz adı üstünde ana muhalefet. Ve önümüzdeki sürecin iktidarıyız. İktidar adayı bir partiyiz. Dolayısıyla biz elbette ki orada olacağız. Genel başkanımız efendim gelirim gelmez mi onun adına bir şey diyemem. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi orada olacaktır. Genel başkanımız tabii kendisi takdir edecektir ama benim kanaatimce belki de oraya gelmesi başka provokasyonlara neden olabilir. Gezi olaylarında olduğu gibi efendim biz mümkün olduğu kadar bu iş halk harekettir. Bu halkın AKP'ye karşı diktatörlük düzenine karşı bir tepkisidir. Bu bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir eylemi, bir karşı duruşu değildir diyerek mümkün olduğu kadar geride durduk. Genel başkanımız sadece bir mitingi iptal etti. O gün Taksim'e bir çıktı ve indi. Burada da öyle bir yol izlenebilir. Onu kendisi takdir edecektir. Biz mitingler yapıyorduk zaten. Biliyorsunuz demokrasi ve özgürlük mitingleri başlamıştı. En sonunda İstanbul Kadıköy'de yapacaktık. Gezi olayları nedeniyle iptal ettik. Fakat şeyden sonra tekrar yaz döneminden sonra yeniden başlayacağız. Ağustos'tan Eylül'den itibaren yeniden demokrasi ve özgürlük mitingleri adı altında Türkiye genelinde özellikle Gezi ile birlikte ortaya çıkan bu halkın taleplerini efendim dile getireceğiz. O düzeyde büyük mitingler yapacağız. Şimdi AKP Başbakan biliyorsunuz yurt dışından döndükten sonra bir kısım mitingler yaptı. Ona karşı bizim miting yapmamız onun yapmak istediği oyuna gelmek olurdu. O çünkü toplumu bölüyor. İşte %50 orada %50 bu falan. Bir ülkenin başbakanı böyle bir şey konuşamaz. Yani bir örgüt lideri olsan dersin de benim taraftarlarım ama sen başbakansın. Yani senin taraftarların diye bir şey olur mu ya? Bütün ülkenin başbakanısın. Yani sana muhalif olanın da başbakanısın. Sevsen de sevmesin de. Şu anda Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı. Doğru mu? Evet. Yani yok efendim benim taraftarlarım falan filan. Böyle bir başbakana sorumluluk makamında bundan bir kişiye yakışmayacak şekilde toplumu bölmeye dönüş, kamplaştırmaya dönüş şeyler yaptı. Fakat biz o oyuna gelmedik. Yine halen sürdürüyor Sayın Başbakan onu. Ne dedi en son konuşmasında? Tencere tava çalarak protesto gösterenlere, komşulara dedi şikayet edin. Bu ne demektir biliyor musunuz? Apartmanda düşünün. Herkes üstteki komşu, birbirinize düşünüyor. Birbirinize mahkemelik olun. Gidin ihtilaflı olun. Toplumu bölüyor. Böyle bir sorumsuzluk olur mu? Ne olacak? Git mahkemeye ver. Hadi bakalım onun akrabası, öbürünün akrabası gelecekler mahkemede hasım olacaklar. Ya başbakanın görevi barışı sağlamak, toplumdaki husumeti gidermektir. Sorumluluk makamında olan insanın görevi budur. Git onu mahkemeye ver, sen onu şey. Böyle bir şey olur mu yani? Yani zaten millet mahkemelik. Yani milleti iyice kendisi kontrolden çıktığı gibi millet de kontrolden çıkarıp birbirine düşünmeye çalışıyor. Sorumsuzca davranıyor. Biz tabii o sorumsuzluğa gelmeyeceğiz. Bir başka konuya müsaade ederseniz geleyim. Bu Gezi gözaltılarıyla ilgili. Şimdi bizim eski Türk Ceza Kanunu'nda 765 sayılı bu mevcut kanundan önce 2005'ten önceki ceza kanunda bir hüküm vardı memura mukavemet ile ilgili 265. madde yanlış hatırlamıyorsam orada derdi ki bir kişi kendisinin veya yakınının gözaltına alınmasını engellemek için mukavemet direnç gösteriyorsa bundan dolayı ceza verilmez. Bu gayet insanı doğal içgüdüsel bir davranış olarak algılanıyordu. Yeni ceza kanunumuzda bu yok. Ben kendim bir yasa teklifi verdim. Efendim polisin şiddet kullanması sonucu
o ruh haliyle polise karşı mukavemet gösterene, hakaret edene ceza verilmez şeklinde bir 2009-11 sayılı yasaya bir ek madde eklemesi için bir yasa önergesi verdim. Niçin verdik bunu? Şimdi biliyorsunuz son hafta, iki hafta içinde 3 kez Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden polisin gösterilerde orantısız biber gazı kullanması nedeniyle ülkemiz mahkum edildi. Yani insanların toplantı ve gösteri yürüyüşü, barışçıl amaçlı, saldırısız, silahsız yapacakları toplantı ve gösteri yürüyüşü meşrudur. Bunun, bu toplantı gösteri yürüyüşün huzur ve sükununu bozmak için polis eğer gaz kullanıyorsa gereksiz yere, efendim tomayla su sıkıyorsa, halkın arasına şeyle o akrep cihaz araçlarıyla son zamanlarda evet, girip plastik açıyor. Mermi sokaklara atıyorsa, bu toplantı ve gösteri yürüyüşünün huzurunu bozan polistir. Bundan kaynaklı olarak, bundan etkilenerek, içgüdüsel olarak tabiri caizse meşru müdafaa hakkını kullanarak polise karşı bağırmak, çağırmak, fevren efendim hakaret etmek ya da bir taş atmaktan dolayı sen şimdi polise mukavemet, toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna aykırılık, efendim bir de yanına terör örgütü üyesi olmak diye adamı içeriye at. Yazıktır, günahtır, zulümdür. Yani bu ülkenin gençliği, geleceği, öğrencileri, üniversite okuyan çocuklar. Geçen gün İzmir'den 14 kişi tutuklandı. O dosyayı ben okudum. Bir öğrenci kız arkadaşıyla birlikte İzmir'deki gösterilere katılıyor. Polisin şiddeti yüzünden kız arkadaşı yere düşüyor. Tazikli suya maruz kalıyor, yaralanıyor. Bunun üzerine kızgınlıkla yerden taş alıp atıyor, toma aracına değiyor. Yani metal, yani kimseye de değmiyor. Evet. Efendim çocuğu gözaltına alıyorlar. İşte polise mukavemet, efendim kamu malına zarar vermek. Tutuklanmış. Ya bu şimdi olmuş. Buradan mı tutuklanmış? Evet, tutuklanmış. Ama öncelikli yani, olan. Bir de terör örgütü üyesi olmak diyorlar. Yani terör örgütü üyesi olmak nedir? Yani hangi terör örgütüymüş? Yani garip bir şey. Ben hangi 25 yıl ben bir adı 25 neymiş? Yıl bir tane ad uydurmuşlar. Ben de 25 yıllık savcılık yaptım. İlk defa öyle bir terör örgütü varmış da haberimiz yokmuş. Yani şimdi yani her şeyi terör örgütü. Yani bu ayıp yani. Oynuyorlar. Hakikaten ayıp yani. Ya, bu da bakın, bu da yine AKP'nin yeni baştan korku düzeni yaratmaya dönüşeğidir. İşte Twitter'dan mesaj atanlar üzerine gitmek. En son Ulaştırma Bakanlığı'nın Twitter'la ilgili anlaşma yaptık gibi. Bu işler bitti ama bakın bunu anlasınlar. Bu olmaz. Baskıyla, korkuyla, tomayla, gazla, mazla olmaz. Bunu anlasınlar. Halkın taleplerine kulak versinler. Bakın iktidar o kadar ikiyüzlü, o kadar riyakar, o kadar çelişkili ki şu anda somut olarak o çelişkiyi yaşıyor. AKP ve yandaşları. Mısır'da Mursi yanlıları Adeviye Meydanı'nda toplandığı zaman onları alkışlıyorlar. Bravo işte, tepki gösteriyorlar falan filan. Kime tepki gösteriyorsa. Efendim General Sisi'ye. Darbe midir, devrim midir, o ayrı bir tartışma. Başka bir şey. Sonuçta bir protesto yapılıyor değil mi? Orada bu hak. Efendim asker ona karşı şiddet uyguladığı zaman vay kıyamet kopuyor. Kardeşim yani burada polis uyguluyor. Aynı olay. Taksim'de de Gezi Parkı'nda sana karşı protesto var. Yani asker yapınca kötü, polis yapınca iyi mi? Böyle bir mantık var mı? Böyle bir saçmalık var mı? Böyle bir çelişki var mı? Kendileriyle çelişki içindeler. Bunu anlasınlar. Bu iş böyle gitmez. Halka rağmen iktidarda kalınmaz. Halk ne istiyor? Hükümet istifa. İstifa eder mi? Etmez. Ama bunu diyebilir. Başbakan diyor ki efendim halk sandık, hükümetler seçimle gelir, seçimle gider. Sokakta devrilmez. Güzel. Güveniyor musun kendine Sayın Başbakan? Getir kardeşim, erken seçim kararı al. Demokraside erken seçim yok mu? Halk diyor ki istifa. Sen gör resti. De ki yerel seçimle birlikte genel seçim. Mart ayında sandık koyuyorum. Mart ayında sandık koy. Yani, sana oy veren insanlar da şu anda sana karşı, bizim iddiamıza göre. Getir sandığı. Madem o kadar peki, güveniyorsan. Bir anlamda bir halk tepkisinin sonucunda erken seçimle nasıl iktidara olacak? Gelen bir AKP hükümeti erken seçime gitmeyi demokratik yollarla darbe yapmak şimdi bakın ama erken bakın. Savunmuş oluyor. Şimdi, ben seçim özür dileyerek son sözlerimizi rica edeceğim. Arkadaşlarımız uyarıyorlar, ısrarlar. Seçim ama demokratik bir seçim. Ama böyle %10 barajda bir seçim olmaz. Şu anda zaten adil değil. Şu anda AKP haksız yere 80 tane milletvekili bulunduruyor mecliste, biliyor musunuz? Haksız yere. Oy verilmediği halde 80 tane fazladan milletvekili çıkarmış. Baraj uygulamasından dolayı. Tabii ki baraj uygulamasından dolayı. AKP yüzde kaç almış? %49. Biz onu düz hesap %50 diyelim. Mecliste kaç milletvekili var?
550. %50'si ne yapar? 275. AKP'nin kaç milletvekili var? 326. 80 tane fazla milletvekili var. Yani hesap ortada. Basit bir hesap. Yani bir de yalandan adalet var adında. Adalet ve kalkınma. Ne biçim adalet? İnsanların oyuna, oy namustur, oy ya, iradedir. Ona saygı göstermeyen, onu çalan, o iradeye saygısızlık yapan bir iktidarın demokratından bahseder mi? Bugün Sayın Başbakan diyor ki seçim barajıyla ilgili. Biz efendim barajı getirmedik ki diyor. Ya Allah'tan kork. Bir taraftan darbe 12 Eylül diyorsun. 12 Eylül'le hesaplaşacağım diye 2010 anayasa referandumuna gittin. Şimdi 12 Eylül'ün %10 barajını savunuyorsun. Bu kadar samimiyetsizlik, bu kadar ikiyüzlük olur mu yani? Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Zeynep Hanım, son cümle 5 Ağustos'la ilgili. Neden Silivri'ye? Şimdi Sayın Milletvekilim de söylediği gibi Türkiye'de dur denilmesi gereken o kadar çok şey var ki. Yani AKP iktidarının bu 10 yıllık iktidar süreci, 10 yıllık yuvarlak hesapla süresi içerisinde vatandaşa yok muamelesi yaptı. Hiç muamelesi yaptı. Yani ben birey olarak kendim bunu çok yakinen tanıdım. Sen yoksun, sen hiçsin. Ben varım ve benim yandaşım, benim seçmenim var. Hani ben balkon konuşmalarıyla verilen mesajların çok ötesinde bizlere bunu hep hissettirdi. İşte buna dur demenin vakti geldiğini düşünen bütün vatandaşların Silivri'yi dur demek için en iyi platform olarak görmelerini istiyorum ben. Çünkü orada her şeyin başlangıcı olan hukuksuzluğun öncelikle durdurulması gerekiyor. Hukuk yoksa devlet yok, hukuk yoksa birey yok, hukuk yoksa vatan yok. Yani evet. Her şeyin başı hukuk ve eğer bir yerden dur denecekse bunun bana göre en bariz ihlalin yapıldığı, pek çok ihlalin yanında işte bu seçim barajları, işte referandumlar, işte dediğim gibi bir sürü yasaklar, birey olarak seni yok sayması, senin hayatın hakkında karar vermesi, hepsine dur diyebileceğimiz yer bizim şu anda Silivri'dir. Bütün vatandaşları oraya çağırıyorum. Hep birlikte orada birey olalım, birlik olalım ve tekrar bu iktidara var olduğumuzu, orada olduğumuzu hissettirelim. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, Ergenekon davası avukatlarından Zeynep Küçük ve CHP İstanbul Milletvekilimiz Sayın Ali Özgündüz'le beraber programdan erken ayrılmak durumunda kalan aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi yazarımız Orhan Bursalı'nın da katkılarıyla Ergenekon davasındaki süreci, Anayasa Mahkemesi'nin kararını ve 5 Ağustos'u konuştuk. AKP'ye dur demek için Türkiye'yi 5 Ağustos'ta Silivri'ye çağırarak noktalayalım programımızı. İyi akşamlar.